Herkese merhabalar. Bugün GDSC Summit ve GDG Samsun'a gibi olarak düzenlediğimiz yapay zeka etkinliğiyle karşınızdayız. Etkinliğimiz bugün ve yarın olmak üzere 2 gün ikişer oturumdan oluşacak. İlk oturum için Türkiye'den çıkan globalde 1 milyon kullanıcısı olan Stockium AI kullanıcılarından Burak Han bize bugün. Stockium AI başarı hikayesi, Generative AI'in kullanımını anlatacak ve son olarak soru cevap etkinliğiyle bitireceğiz. Sizlerin de huzurunda Burak Han'ı davet edeyim. Hoş geldin Burak'ım. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. O zaman sendeyiz. Seni dinliyoruz. Tamamdır. Ben sunumumu paylaşayım sizinle, ekranımı paylaşarak. Tabii. Sunum üzerinden Stockium AI'yi anlayabiliriz. Bekliyoruz. Ekranım geldi mi? Kontrol evet, edebilir misin? Geldi. Tamamdır. O zaman başlıyorum. Seni dinliyoruz. Herkese merhaba. Ben Stockium AI kurucularından Buğrahan. Bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim aynı zamanda. Stockium AI nedir? Stockium AI ile burada görmüş olduğunuz kategorilerden istediğiniz kategoriyi seçerek yapay zeka ile tasarım görselleri oluşturmanızı sağlayan bir yapay zeka sitesi diyebiliriz aslında. Logo, poster, UI, wallpaper, stock fotoğraf gibi kategorilerde yazdığınız birkaç kelime doğrultusunda görseller üretebiliyorsunuz. Örneğin bu yanda görmüş olduğunuz kitap kapağını bu aşağıda görmüş olduğunuz cümleyi yazdıktan 10 saniye sonra elde etmiş oldum. Ve bu görsel yapay zeka tarafından o an sıfırdan üretildi. Eğer beğenmezsem yine aynı cümleyle veya cümlemi değiştirebilirim. Tekrar bir kitap kapağı üretebilirim. Bu benim 10 saniyemi alır Stockium AI sayesinde. Hangi problemi çözüyoruz? Bildiğiniz üzere tasarım süreçleri maliyetli, yavaş ilerliyor ve manuel yapıldığı için de insan gücü gerektiriyor. Photoshop ve Canva gibi tasarım araçlarıyla aslında bu sorunlar günümüzde bir nebze çözülse de hala pazarda bununla ilgili bir sorun olduğunu biliyoruz. Biz de bu problemi nasıl çözdük? Böyle bir arayüzle çözdük aslında. Burası web sitemize giriş yaptıktan sonra sizi karşılayacak olan ekran. Burada biraz karışık duruyor. Ben çok görsel ürettiğim bir ekran görüntüsünü almışım ama aslında kullanımı gayet basit. Bu sol tarafta gördüğünüz kategorilerden birini seçiyorsunuz. Örneğin ben wallpaper'ı seçmişim burada. Ve burada bir kedi wallpaper'ı üretmesini istemişim ve hangi tarzlarda olacağını yazmışım. İşte pink ve red gibi renkler vermişim. Ve generate'e bastıktan yaklaşık 10 saniye sonra benim için şöyle bir kedi görseli, kedi wallpaper'ı üretmiş oldu. Ve ben buna bir kere tıkladığım zaman burada bizim workspace alanımız var. Görseliniz buraya geliyor ve istediğiniz gibi sonrasında bunu düzenleyebiliyorsunuz. Üzerine yazı ekleyebiliyorsunuz. İşte şurada gördüğünüz temalar var, gölge ekleyebiliyorsunuz vesaire. Yani sol taraftan yapay zeka ile görselinizi ürettiniz, buraya attınız ve sağ taraftan da görsel üzerinde değişiklikler, düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Burası yine dashboardumuz ve web sitemizin ön yüzü. Burada Stockium AI ile 8 ayda üretilen 1,5 milyondan fazla görselden bazılarını görüyorsunuz. Hepsi kullanıcılarımız tarafından üretildi. Bizim hedef kitlemizde başta tasarımcılar olmak üzere sonrasında ajanslar, e-ticaret işletmeleri ve sosyal medya içerik üreticileri var. Aynı zamanda bu generative AI ile yapay zeka ile görsel oluşturmaya meraklı herkes için de aslında eğlenceli modellerimiz var. Onlar da deneyip kullanabilir. Burada rakip analizimizi görüyorsunuz. Bizim diğer ünlü yapay zeka araçlarından farkımız aslında biraz bu işi tasarım tarafında işlememiz ve gayet kolay bir arayüzde Generative AI'yi kullanıcılarımıza sunmamız. Yani bilgisayarı açmayı bilen herkes başka hiçbir beceri gerektirmeden sitemize gelip sadece bir cümle yazarak istediği görseli üretebilir. Bu görsel logo da olabilir, poster de olabilir, bir sanat eseri de olabilir. Canva gibi araçlardan farkımız da Generative AI'yi aslında ana odağımıza almamız. Yani dashboardumuza, web sitemize gelince
Canva'da örneğin sıfırdan tasarım üretirsiniz. Bir tasarım geçmişinizin olması gerekir iyi bir tasarım yapmak için. Veya hazır şablonları kullanırsınız. Hazır şablonları kullanmanın da eksi tarafı sizinle birlikte o şablonu aslında binlerce, hatta Canva'dan bahsediyorsak yüz binlerce kişinin kullanması. Ama bizim sitemizde, Stockimage.ai'da daha yeni gösterdiğim gibi sol tarafta yapay zeka ile benzersiz sıfırdan üretilen bir tasarım üretip daha sonrasında üzerinde küçük değişiklikler yapabiliyorsunuz. En büyük fark burada başlıyor aslında. Yine burada Stockimage.ai'da ve diğer yapay zeka tool'larında üretilen görselleri görüyorsunuz. Örneğin bu bizim sitemizde üretilmiş bir poster ve bu da Dolly ve Stable Diffusion gibi dünyada çokça bilinen yapay zekalarda üretilen poster ve altta aynı şekilde bir mobil ikon, bir logo görüyoruz. Burada yine Midjourney ile Stockimage.ai'yi karşılaştırıyoruz. Bu sağda gördüğünüz görseli şu aşağıda yazılan promptla ürettik Midjourney'de. Ve aynı promptu, aynı cümleyi kullanarak Stockimage.ai'de de böyle bir çıktı alabiliyorsunuz. Bizim fiyatlandırmamıza gelirsek biz SaaS bir ürünüz. Aylık ve yıllık aboneliklerimiz var. Aylık aboneliklerimiz 19 ve 29 dolarlık paketler şeklinde. Türk kullanıcılarımız için ise mobil uygulamamızda indirim yapıyoruz. Türk kullanıcılarımız da aylık 190 TL ödeyerek sınırsız görsel üretebilirler bir ay boyunca. Burada bazı verilerimizi görüyorsunuz. Biz bu 8 aylık süreçte web sitemizi ziyaret eden yaklaşık 3 milyon kişinin 1 milyondan fazlasını kayıtlı kullanıcıya dönüştürdük. 1 milyondan fazla kayıtlı kullanıcımız var ve bu kullanıcılar şimdiye kadar 1,5 milyondan fazla görsel üretti. Şimdiye kadar 5500'den fazla müşteri bize ödeme yaptı ve bunların %41 Amerika'dan, %18 Avrupa'dan ve geri kalanları da bu şekilde dağılıyor. Yani global çapta bir ürünüz diyebilirim. Şimdi Stockimage.ai ürünümüzün tanıtım biraz da reklam kısmı aslında bu kadardı. Şimdi de işin biraz aslında girişimcilik tarafına geçebiliriz. Yani biz sonuçta Stockimage.ai kendi kendine bu noktaya gelmedi. Biz onu bu noktaya getirmek için neler yaptık onu anlatayım. Biz Ekim ayında This Wallpaper Does Not Exist isimli bir proje yaptık. Tabii bu Ekim ayından önce biz 3 kişi başladık aslında bu işe. Aşkın, Ahmet ve ben üçümüz kurucu ortaklarız. Üçümüz başka başka projeler yapıyorduk ve bunlar hani biraz başarısızlıkla sonuçlanıyordu diyebilirim aslında Ekim ayına gelene kadar. Bu kenarda dursun, buraya daha sonra tekrar döneceğiz. Şimdi Ekim ayında biz This Wallpaper Does Not Exist diye bir proje yapmaya karar verdik. Aslında Stockimage.ai fikrini geliştirmiştik fakat önceki projelerimizdeki başarısızlıklarımızdan kaynaklı çekincelerimiz vardı. Biz ürünleri çok iyi geliştiriyorduk. Kodlama kısmında ve ürün kısmında gayet kusursuz ürünler çıkarabiliyorduk. Fakat bunları satamıyorduk. Tabii satamadıktan sonra da isterseniz dünyanın en iyi sistemini yapın, en iyi yapay zeka sistemini yapın. Bir işe yaramayacak sonuçta. Bu işi bir de sizin satmanız lazım, bir kullanıcı çekmeniz lazım. Biz aslında Stockimage.ai'yi yapmadan önce, çünkü yapmaya başlasaydık 3-4 ayımızı bunu kodlaması için vesaire bir süre ayırmamız gerekirdi. Biz buna başlamadan önce This Wallpaper Does Not Exist diye bir proje yapalım. Bakalım kullanıcıların bu yapay zeka ile yaptığımız işe ilgisi var mı? Yani aslında bunu ölçmek istedik. Ekim 2022'de bir hafta sonu projesi gibi aslında 2 günde böyle bir site yaptık. Bu domainden bunu Google'a yazarak siz de ulaşabilirsiniz şu an hala internette. Bunu kısa burada örneğin bir wallpaper görüyorsunuz. Zaten ismi de bu wallpaper aslında yok gibi çevirebiliriz bunu. Kullanıcılar her tıkladıklarında bu wallpaper'ı yeni bir wallpaper karşılarına geliyordu. Ve biz bunu şey yazmıştık, hani siz her tıkladığınızda yapay zeka sizin için bir wallpaper üretiyor ve siz bunu görüyorsunuz. Kullanıcı her tıkladığında bir 5-6 saniye bekliyordu ve yeni bir wallpaper geliyordu. Yeniden tıklıyordu, yeni bir tane geliyordu. Hani kullanıcı yapay zeka ile aslında wallpaper üretmiş oluyordu random bir şekilde. Fakat aslında işin arka tarafında öyle değildi. Biz kurucu ortağımla oturduk. Bir günde 500 tane duvar kağıdı ürettik yapay zeka ile.
üşenmedik yani 500 tane ürettik ve bunu web sitesinde bir dizi haline getirdik ve kullanıcılar her tıkladığında aslında karşılarına bizim önceden bir önceki gün ürettiğimiz görseller geliyordu karşılarına. Fakat bunu yapay zeka ile üretmiş gibi zannediyorlardı. Tabii bunu yapmak zorundaydık çünkü gerçekten yapay zeka ile görsel üreten bir sistemi biz bir günde yapamazdık. Bu şekilde aslında biraz pazarı test etmiş olduk. Ve bizim bu projemiz Product Hunt adlı mecrada lansman yaptıktan sonra bayağı patladı. Böyle dünyanın en ünlü teknoloji haber sitelerinde falan çıktık, PC Gamer gibi. Oralarda bayağı rağbet gördü ve 30 bine yakın sanırım ziyaretçi çektik. Böylelikle aslında pazarı biraz test etmiş olduk ve başarıyla test etmiş olduk. Yani kullanıcıların bu ürüne ilgisi vardı, bunu görmüş olduk. Ve bir ay sonra tekrar benzer bir proje yaptık ama bu sefer bir satın alma butonu ekledik. Bu da yine aynı mantıklaydı. Kitap kapağı, daha niş bir alan seçmek istedik. Daha spesifik bir şey olsun ki hani kullanıcılar eğer kitap kapağı bile üretmek istiyorsa yapay zeka ile böyle bir kitle varsa bir stok imajı yapınca demek ki gerçekten bir satacak müşteri kitlesi bulabiliriz. Çünkü çok spesifik bir alan yani. Hangimiz hayatında kitap kapağı üretmek ister yani yapay zekayla? Yine oturduk. Biraz hatta bu sefer yapay zeka modeli eğitmeyi öğrendik bu bir aylık süreçte. Şu an Kasım ayındayız. Ekim ayındaki projeden sonra bir kitap kapağı modeli ürettik. Ve yine 500 tane kitap kapağı ürettik kendimiz. Yine aynı mesele. Kullanıcılar her tıkladığında karşılarına yeni bir kitap kapağı geliyordu. Bu sefer bir de ek olarak bir satın alma butonu ekledik. 30 dolarlık bir satın alımdı ve ön satıştı. Kullanıcılarımıza şöyle dedik burada. Sen gel 30 dolarlık bize ön satış yap. Biz de bir ay sonra Stokimichaya isimli bir site açacağız işte. Orada kendi yazdığın şeyler doğrultusunda bir kitap kapağı üretilecek. Burada her tıkladığında random bir şey geliyordu. Ama sen 30 dolar ver bize, biz sana gelecek ay üyelik vereceğiz gibisinden bir ön satış butonu koyduk buraya ve bunu yaklaşık 20 kişi satın aldı. Bizi de şaşırttı açıkçası. Yani ilk defa yapay zeka alanında bir ürün satmıştık globalde kullanıcılarımıza. Ve pazarı test etmek için yaptığımız bu işte başarıyla sonuçlanmıştı. Hem çok ziyaretçi çektik hem bu projeyi satabildik. O zaman karar verdik biz Stokimichaya'yı yapalım. Gerçekten buna ilgi olacak. Ve Stokimichaya'yı Kasım'dan Ocağa kadar kodlamasını vesaire ürün kısmını bitirdik ve kullanıma açtık. Artık Stokimichaya'ya giriş yapıp book cover ve wallpaper olarak ilk başta kategorilerimiz vardı. Şu an logo, poster, illüstrasyon gibi seçenekler ekledik. Fakat Ocak ayında iki kategori vardı. Bu şekilde ürünümüzü çıkardık ve Ocak ayından Mayıs ayına geldiğimizde biz 1 milyon kullanıcıya ulaşmıştık. Yani bu 5 aylık süreç aslında bize hani hem yapay zeka alanında hem de girişimcilik alanında çok şey öğretti. Ve hani aslında biraz da Türkiye'de olduğumuz için hani globalde 1 milyon kullanıcı bizim de çok beklemediğimiz bir şeydi. Ama bir şekilde 1 milyon kullanıcıya ulaştık. Ve şimdi de 8. ayındayız girişimimizin ve yan ürünler çıkararak aslında product growth diye isimlendireceğimiz bir büyüme taktiği kullanıyoruz diyebilirim aslında. Yeni ürünler çıkarıyoruz. Mobil uygulamamız çıkalı 2 hafta oldu. Örneğin bir aralar illaki görmüşsünüzdür internette QR kod üretimi vardı yapay zeka ile. Şöyle sanatsal QR kodlar üretebiliyordunuz. Bu popüler oldu ve biz bunu 2 günde hemen ürünleştirip lansman yaptık. Sitemize ekledik. Buradan trafik çektik. Daha sonrasında Adobe şöyle harflere uygulanabilen efektler çıkardı. Örneğin şu S harfini elde etmek için işte colorful yazıyorsunuz ve S harfini buna dönüştürüyor. Hatta biz bu ürünü yaptıktan sonra Canva'nın bir temsilcisi bizi bir toplantıya davet etmişti işbirlikleri, yapılabilecek işbirlikleri konusunda. Bunu gösterdiğimiz zaman Canva'da bunun üzerinde çalışıyormuş onu söyledi ve hani onlardan da hızlı davrandığımızı söyledi aslında. Bu şekilde popüler olan yapay zeka alanında ürünleri hemen kendimize entegre edip ürün odaklı
büyüyüp şu anda da 1,5 milyon kullanıcıya doğru gidiyoruz. Mobil uygulamamız da yeni 2 hafta önce çıktı ve Türkiye'ye özel fiyatımızla bayağı avantajlı indirip deneyebilirsiniz. Burada takımımızı görüyorsunuz. Aşkın bizim ürün yöneticimiz, Ahmet takım liderimiz ve Taner, Ceren, Zekeriya yazılım ekibimizde ve Yağız da müşteri yönetimi konusunda ve İsmail Beran da büyük tecrübelerini bizimle paylaşarak yolumuza devam ediyoruz. Stokimiçe'nin macerası böyleydi. Buradan iletişim bilgilerimi görüyorsunuz. Benle her zaman iletişimde kalabilirsiniz. Benim sunumum bu kadardı. Şimdi cevap veya Aykal sanırım gelecek diye yine devam edelim. Aynen, anlattıkların için teşekkür ederiz Burhan. Baykal'la beraber soru cevap sizdeyiz. Hocam bu arada hani ben lafa başlamadan önce bir kere tebrik etmek istiyorum. Yani sitenizi yenilemişsiniz, bayağı güzel olmuş. Ben onu 2 gün önce ilk yaptığınız gün inceledim. Hani gerçekten biraz daha user friendly dediğimiz bir tarzda olmuş. Hani çok beğendim açıkçası. Hani tabii ben küçük birkaç tane dokunuş yapmak isterim ama işin özeti gerçekten hissettim size. Hani bir şeyler üreten ve gerçekten hani bunun yerli versiyonu yapan bir şirketten, hani yurt dışındakinin yerli versiyonu yapan bir şirketten, hani gerçekten değer üreten bir şirkete doğru adım adım gidiyorsunuz hocam. Zaten hani birçok küreseldeki değerlendirmede hani ilk birinci olduğunuzu ben görüyorum açıkçası. Hani öncelikle bunun için sizi tebrik ediyorum hocam. Başarınızın devamını bol bol diliyorum. Teşekkür ederim. Benim ilk sorum hocam şu: hani bu hani işlerin, az önce bizim mesela takımımızı gördük hocam. Hani bu işin arkasında hani ekibiniz nasıl çalışıyor? Hani bu kültürü nasıl oluşturdunuz? Hani nasıl insanlar işe aldınız? Hani ve hani dediniz ki biz bir şirket kurarken, biz bir startup kurarken bu işe nasıl başlamayı tercih ettiniz? Nasıl oluşuyor hocam bu kültür? Aslında şöyle, biz ta Stokimiçe'den önce yaptığımız projelere de başlamadan önce aslında ben liseden arkadaşım vardı, Aşkın. Şu anda da kurucu ortağım. Aşkın'a yazdım. Dedim hani Aşkın gerçekten girişimcilik konularında vesaire çok bilgili bir birisi. Globali de çok iyi takip ediyor, trendleri vesaire. Geçmişte yaptığı büyük projeler de vardı onun. İlk ona gittim. Yani bence sanırım bir startup kuruyorsanız arkadaşınızla kuruyorsunuzdur genç yaştaysanız. Daha sonrasında Aşkın girişimcilik konusundaydı. Tabii sadece girişimcilik yetmiyor biliyorsunuz. Biraz da kod tarafında hani size ürün çıkartabilecek birisine ihtiyaç duyuyorsunuz. Orada da ben üniversite birinci sınıftım. Sınıfın en zeki, en iyi kodlama yapan çocuğuna gittim, Ahmet'e. Ahmet'e dedim hani biz böyle girişim vesaire yapmak istiyoruz. Proje fikirlerimiz var. Gel beraber yapalım. Sen bize kod tarafında yardımcı ol. Hep beraber belki bir dikiş tuttururuz dedik aslında. Böyle biraz karambole bir yola çıkmıştık ama kararlıydık tabii. Sonrasında evet, tam da ben şunu bahsedeceğim. Hani bu temel başlangıç aşaması aslında hani yakın tanıdığınız insanlar tarafından kurulmuş. Hani belli ki birbirimize sinerjimiz vardı. Hani peki şirketin bir sonraki adımında hani mesela şu an 8 kişi olmuşsunuz açıkçası. Bu bir startup için aslında gayet büyük bir rakam. Çünkü startuplarda işler genelde bir kişi birden fazla iş yaptığı için hani 8 kişi demek aslında hani bir kadrolaşmaya başlamış insanların artık yani belli sabit işleri var ve bayağı şirketleşmişsiniz. Hani bu sonraki insanları alırken nasıl bir hani kültür benimsediniz? Nasıl taktikler yaptınız? Evet. Yani yeni startuplara öneriniz. Tabii. Biz 3 kişi tabii bir yere kadar götürdük, fakat dediğim gibi Ocak ayından sonra hani her gün 20 bin kullanıcı falan kayıt oluyordu yani. Siteye 30 binlere, 40 binlere, 100 binlere geldik falan. Hani artık müşterilerin de isteklerine göre ürünü biraz daha tabii evrilmek gerekiyordu o noktadan sonra. Ve yine arkadaşlarımızı tercih ettik aslında. Hani çünkü şöyle bir şey, yeni başlamışsınız ve birkaç ay içerisinde tamam evet 100 bin, 200 bin kullanıcı seviyesine gelmişsiniz ama yine de hani bir yapay zeka trendi var aslında. Tam da emin değilsiniz. Evet her şey güzel gidiyor ama hani bu noktada hemen böyle bir kurumsallaşalım da iş ilanı açalım da böyle mülakat yapalım, insanları işe alalım gibi bir durum.
Hani bizim için de hızlı bir süreç olduğu için olmadı. Yine kendi arkadaşlarımız arasından dahil ettik ekibe. Ve biz en başından beri remote çalışıyorduk. Yani uzaktan. Aşkın Sakarya'da yaşıyor. Ahmet sınıf arkadaşım ama hani bir ofisimiz vesaire de yok. Yani uzaktan ve diğer arkadaşlarımız da yine üniversiteden arkadaşlarım oldu. Onlar da uzaktan çalışmaya devam ettiler. Yani biz remote olarak hala uzaktan çalışmaya devam ediyoruz. Ya bu şekilde hani daha böyle startupların hemen kurumsallaşması değil de biraz da hani arkadaş ortamında. Hani çünkü ben akşam Ahmet'e mesaj atabiliyorum. Hani sistem çöktü bir bakabilir misin? Gecenin birinde mesaj atabiliyorum yani ama kurumsalda böyle bir şey olmaz diye düşünüyorum. Hocam aslında kurumsal derken de hani bir çeşit arkadaşlık koruyarak şirketleşmek çok önemli bir şey hocam. Yani bir arkadaş Evet. ortamında Evet, şirketleşmesi. şimdi o yola giriyoruz zaten. Hani bir zaman sonra girmek gerekiyor tabii. Hocam peki yani bu uygulamayı çıkartırken yani kesinlikle binlerce sorunla uğraşmışsınız. Her gün önünüze gelen hani onlarca sorun olduğunu hissediyorumdur. Hocam peki bu sorunlara karşı hani nasıl bir yöntem belirlediniz? Hani ilk kuralınız neydi mesela? Çünkü bir süre sonra bu artık o kadar çok büyük ihtimalle sıradanlaşacaktır ki belli bir protokol bile olmuş olabilir açıkçası. Nasıl yöntemler belirlediniz? Hani yani bir yeni startuplar için neler önerirsiniz? Yani tabii her şeyin aslında ürün geliştirirken böyle kağıt üstünde olması diyeyim. Tabii dijital ortamlar kullandık. Trello, Notion gibi örneğin işte yapılacakları belirliyorduk. Bir to-do yapıyorduk. Bunu Trello'ya koyuyorduk. İşte to-do, in progress ve complete. İşte yapılacakları yapıyorduk. Kim yapacaksa göreve atıyorduk. Yapılmaya başladığı zaman in progress kısmını alıyorduk. Oradan takip ediyorduk. Hani yani bu şekilde aslında çok basit yöntemler kullanarak biliyorsunuz Trello'da hesap oluşturmak ücretsiz yani. Hani biz belli bir seviyeye gelene kadar biz hala kullanıyoruz yani ücretli versiyonunu da almadık hala. Bir not defteri bile kullanabilirsiniz. Hani burada önemli olan aslında seçtiğiniz arkadaşlarınızın yani yanınızdaki arkadaşlarınızın düzenli ve hevesli olması diyebilirim. Hocam peki hani dediğim gibi gerçekten küreselde bir değer üretiyorsunuz hocam. Ama hani yani önceden de size konuştuğum için hani birkaç tane bir sorun yaşamışsınız açıkçası. Hani sizi deneyimsiz olarak görmüş hani büyük yatırım şirketleri, daha doğrusu Türkiye'deki büyük yatırım şirketleri. Hani sonra yine bir çeşit genç olduğunuzdan dolayı birkaç hani bakış açısı olarak sorunlar yaşamışsınız hocam. Hani bize bu hani genç yatırımcı yani genç startup genç olarak bir startup kurmanın hani zorluklarından bahsedebilir misiniz hocam? Bir de hani bunun işte genç olmanın faydalarından da hani insanların daha iyi bir bakış açısı edinmesi için neyle karşılaştığını bilmeleri için. Evet. Bir de sponsorluk hikayenizi de merak ediyorum hocam. Hani yurt dışından gelen teklifler falan. Tabii biz Ocak ayından Şubat ayına kadar yaklaşık 200 bin kullanıcıya ulaşınca ve bunu da paylaşınca tabii web sitemizde sayacımız vesaire var. Büyük yatırım şirketlerinin şeyine girdik, kadrajına girdik aslında. Hem Türkiye'den hem yurt dışından. Ve toplantılar ayarladılar yani bizi davet ettiler. Biz ilk başta hani aslında biraz da yatırım almak istemiyor gibiydik. Fakat hani biraz da genç olduğumuz için hani bu işlerde de yeni olduğumuz için hani bize sürekli işte yatırım almalısınız. Çok iyi bir yola girmişsiniz. Fakat hani rakipleriniz de çok yapay zeka trend şu an her gün onlarca yeni proje çıkıyor. Hani biraz sektörü domine etmek istiyorsanız bu işe biraz para basmalısınız gibisinden. Biz devam ettik yatırım almamaya. Kendi imkanlarımızla bu süreç bir şekilde ilerledik. Sonrasında bir 2-3 ay daha geçtikten sonra bir deneyelim dedik. Bakalım hani yatırım alınıyorsa bir alalım gibi bir düşünce geldi diyeyim. Orada tabii başka şeyler oldu da şimdi anlatsam çok uzun sürer. Zaten sorun da yatırım alma süreciydi. Tekrardan bu yatırımcılarla görüşmeye başladık ve Türk yatırımcılar hani biraz da aslında biz deneyimsiziz ilk projemiz hani ilk defa globalde bu şekilde tutan bir projemiz var. Sanırım bundan kaynaklı hani aslında istediğimiz değerlemeden bize ya yani istediğimiz parayı vermediler diyeyim direkt.
yurt dışından yatırım şirketleriyle görüşünce de onlar da biraz aslında Türkiye'de olmamızdan kaynaklı çekinceleri vardı. Hani şirketin aslında yani Silikon Vadisi'nde Amerika'da olan bir girişimci her zaman globalde yatırım almak olsun, işte exit etmek olsun, satmak olsun ürününü daha şanslı oluyor. Ki dünyaya da zaten bakınca hani Türkiye'deki bir şirkete yatırım yapmak çok da mantıklı gelmiyor birçok açıdan. Parametreleri var tabii bunun için olduğuna dair. Bu yüzden yani genç bir yatırımcıysanız ve Türkiye'de yaşıyorsanız gerçekten yatırım almak biraz zorlaşıyor. Ama kendinizi besleyecek kadar kazanabiliyorsanız yani bir dikiş tutturduysanız bence hiç gerçekten gerek yok yatırım almanıza. İlk Hocam aşamada. hocam burayı küçük bir alıntıyla bir alıntı yapmak istiyorum burada küçük bir. Ben Elsibeki'nin yöneticisiyle konuşurken hocam ona şey sormuştum. Hani Türkiye'ye siz bu kadar yardım yapıyorsunuz ama işte Türkiye'nin ekonomisi dünyanın %1'i bile değil. Niye bu kadar yatırıyorsunuz? Adam da bize demiş ki ya yerliyiz o yüzden falan diye. Tabii yani Ama bu rasyonel değil falan diye. evet. Hocam şimdi yine şeyden devam etmek istiyorum. Hani büyük şirketler dedik, onların yatırım alıp onlara rakip olmak dedik. Hani gerçekten de rakiplerim yani rakip olarak hani sizin yarıştığınız Canva'nın ki gerçekten bence bu yarışı çok iyi götüreceksiniz ben inanıyorum. Hani en son yaptığınız UI'den şey web sitesi tasarımından ve oradaki hani insanların doğrudan artık o üretme sürecini bırakıp doğrudan istediği şeyi alma konusunda çok iyi iş çıkardığınızı düşünüyorum ben hocam. Ve bu konuda da hani doğrudan ana bir rakibiniz var Canva gibi. Ve adamlarda çok çok pis para var. Hocam hani bu rakiplerinize karşı nasıl bir stratejiniz var? Hani gelecekte belki onları yenmek için hani gizli planlarınız var mı? Hani şirket içinde bilgi alıyor musunuz falan? Hani bu büyük rakiplere karşı nasıl planınız var hocam? Yani tabii büyük rakiplere karşı paramız az olabilir. Yani ürün açısından da evet şu an Canva'da yapabildiğiniz her şeyi bizim sitemizde de şu an olmasa da bir içinde yapabileceksiniz. Büyük çoğunluğunu şu an girip yapabiliyorsunuz zaten. Ama bu yetmiyor tabii. Canva çok büyük ve çok doğru politikalarla bu noktaya gelmiş bir şirket olduğu için Canva en son açıkladığında yani aylık kullanıcı sayısı 133 milyon olarak açıklamışlardı en son. Bizim totalde 1,5 milyon kullanıcımız var. Tabii rakip olmak için biraz erken tabii hani tavşan daha küsmüş daha haberi yok gibi bir mevzu var ortada ama şöyle Canva bizi satın alabilir belki. Bu Olabilir. tür bir yapılabilir. Hani ama tabii bizim gelmek istediğimiz nokta tabii ki de gerçekten Canva'ya rakip bir ürün olabilmek. Burada da aslında tam rakip perspektifimiz de aslında Canva'da yok. Biz daha çok tamamen bir tasarım düzenleme aracı olmaktan çok generatif AI, yapay zeka konusunda öne çıkıyoruz. Tabii tasarım tarafına odaklandığımız için Canva'da otomatik olarak giriyor bu işin içine ama Canva'ya karşı nasıl rakip olacağız bunu zaman gösterecek bakalım. Hocam bu arada hani ben yine az önce web sitenizden gördüm mesela. Hani çok dikkatimi çekti açıkçası. Hani bu bir bildiğiniz hani web sitenizin içinde artık hani sadece resim veya logo değil ya da herhangi bir yazıt bir değil. Hani doğrudan web sitesinin tasarımını yaptırabiliyorsunuz hocam. Hani ben de web sitesi yaptığım için hani şey günlerden beri çok dikkatimi çekti açıkçası. Ya bu kadar gelişti bu olaylar. Ben bu işte çalışıyormuşum gibi hissettim bir an. Ve aslında Canva'da da buna benzer bir özellik var hocam. Hani web sitesi yapıyorsunuz ama elle. Ama siz bunu yapay zekaya yaptırıyorsunuz açıkçası. Hani yavaş yavaş zorlamaya başlamışsınız. Önüne geçmeye başlamışsınız hocam. Hani bu konulara çok daha henüz böyle çok detaylı deneme imkanı olmadı ama en kısa sürede denemek istiyorum o özelliği de olacağım. Hani dediğim Evet, gibi. yapay zekanın gücü gerçekten hani bizim UI kategorimizden bahsediyorsun herhalde değil mi? Evet. Web UI. Evet. Hocam. Bu hocam mesela hani doğru mesela yani bu işin ilerleme planı var. Bu işin işte maddi taktikleri var ama bir de bu işin hocam hani gerek generatif AI olsun gerek her türlü AI modeli olsun. AI modeli olabilir. Hani belki Metaverse'e girer bu işler. Dediğim gibi ama hani bu işin bir maddi yönü olduğu gibi bir de bunun hani manevi, milli bir yönde bence olması gerekiyor açıkçası. Çünkü hani bizim gerçekten hani bu yapay zeka konusunda bir eğitimimiz yok. Hani gerçekten
Resmen yok. Ben hiçbir şey düzgün bir AI eğitimi görmedim altyapı olarak. Ya da hani AR'a dair bir belki adam akıllı makalemiz bile yok. Hani yeni Google'ın şey uzun süredir bu AR konuşuluyor ama ben düzgün bir dünyada işte ışık yandırıcı bir makale görmedim. Hani bunlar hakkında hocam ne yapmayı planlıyorsunuz açıkçası? Hani bir şey üreteceksiniz ama bunun da bir hani ülke çapında bir temeli oluşturmayı planlıyor musunuz? Belki hani genel eğitimler olabilir. İşte bir generative AI nasıl yaparsınız gibi. Ya da hani belki çok daha büyüdüğünüzde hani okulları fonlayabilirsiniz bu konuda eğitim vermeleri için. Ya da okullara direkt ders vermeye gidebilirsiniz hocam. Bu konuda hani yapmayı planınız bir gelecek planı var mı? Ya da hani Türkiye'yi nasıl bu konuda gelişmeyi planlıyorsunuz? Bu konuda hani bir, yani en az birkaç adım bile olsa ileri gitmesinde hani ne gibi faydalar sağlamak istiyorsunuz açıkçası? Evet. Ya tabii değer katmak ülkeye çok önemli bir şey tabii. Bizim için tabii şu an bunu yapabilmek için hem tecrübe olarak hem akademik olarak çok da yeterli değiliz aslında. Fakat hani artık şirketleştiğimiz için sonuçta globalde de büyük bir büyüme hızı yakaladığımız için aslında gelecekte tabii hani Türkiye'nin globalde bu anlamda en iyi şirketlerinden biri olabiliriz. Tabii bu gerçekleşirse tabii ki çok isteriz. Yani cidden hani ülkecek zaten çoğu teknolojiyi biraz ucundan kaçırıyoruz, yani biraz geç yakalıyoruz. Bu AI'yı da yakalayamamak, yapay zekada gelişen olayları da yakalayamamak gerçekten bir kırılma noktası olabilir. Hani aslında Metaverse vesaire evet popüler oldular geçtiğimiz senede, fakat hani şu an aslında talebin o kadar da çok olmadığı bir balon benzetmesi yapılabiliyor aslında. Ama AI konusunda tabii hani AI yapay zeka sizin hani son ürüne kadar sizi götürebildiği için aslında şu an hani haber editörleri bile ChatGPT kullanarak yazı yazıyorlar. Veya gördüğünüz o gün Cumhurbaşkanı'nın sesi kullanılarak işte üst düzey siyasiler telefonla aramışlar vesaire. Hani yapay zeka ile yapabildiğiniz şeyler çok fazla ve bu insanları da ölçekleyebildiği için aslında, örneğin siz bir şirketiniz varsa 10 tane tasarımcı tutmak yerine veya bir web site oluşturacağınız zaman bir coder, bir geliştirici, bir tasarımcı, işte bir ürün yöneticisi tutmak yerine yapay zeka bunları sizin yerinize yapabilir. Resim çizebilir, kod yazabilir, metin yazabilir, sizin sosyal medya planlamalarınızı yapabilir. Ki Stockimage AI'la da önümüzdeki aylarda bu şekilde sosyal medya gönderileri oluşturabileceksiniz. Ve bir sosyal medya uzmanına aslında gerek kalmayacaksınız. Ve burada da hani insanların işini elinden almak gibi bir noktaya gelmiş oluyor iş. Ve bu noktada da hani eğer ülkecek bu yapay zeka olaylarını yakalayamazsak çok geride kalabiliriz. Bu gerçekten bir kırılım noktası gibi olabilir. En azından uzmanlar vesaire öyle diyor. Biz de öyle hissediyoruz. Yani umarım bu kırılım yaşanmadan biz Türkiye'de bilinen bir büyük bir şirket olabilir ve hani bu noktada öncülük edebilirsek tabii ne mutlu bize yani. Hocam çünkü hani bu mesela biz ne kadar bu işin hani sanat o yani şu an yaptığınız şirket odaklandığınız asıl ana faktör tasarım sanat bu işlerin hani son ürün noktası bile olsa da kullandığımız teknolojiler hani şu an bu yaptığım yani bu üretilen bu teknolojiler aslında farklı şeyler de yapabilir aynı zamanda. Hani bir İHA'nın içine de takılabilir. Hani bununla mesela daha iyi düşman tespiti yaptırabilirsiniz ya da daha çok daha farklı haritalandırmalar yapabilir ve hani hiç mesela bir AI'den bahsedeyim size bu bir teknoloji. Hani normal Zoom toplantısı hani bunun gibi toplantıda hani benim mesela sesim açıkken ben klavyeden bir şey tuşladığım zaman hani görmenize gerek yok. Tuşlamanın sesine bakarak ne şifremi öğrenebiliyorsunuz mesela. Bu bir AI teknolojisi. Bunun gibi daha bir sürü teknoloji var ve gerçekten buna yatırım yapan hani sebep bilinmeyen bir sürü dediğim gibi şey var. Kurum var. Ve tabii ki hani bu resim oluşturma yapay zekalar dediğimizde sadece bu işin sanat tasarım olayıyla kalmayacaktır. Bunların ilgilendikleri çok fazla alan var. Hani belki gelecekte çok daha farklı endüstriler de yaratacaklar tabii filmcilik gibi mesela yeni modern filmcilik. Bu konularda hani kesinlikle bizim hani en azından birkaç tane böyle marka şirket dediğimiz bu işi taşıyacak şirketimiz olması gibi umarım. Ben inanıyorum hocam. Ben olacağınızı inanıyorum açıkçası. Lütfen yatırım alın. Tabii umarım.
Ve Hocam. dediğin noktada aslında verdiğin örneği bir örnek de ben ekleyeyim. Bu Tabii. geçenlerde görmüşsündür yani illaki de sen takip ediyorsun bu işleri görüyorum. Bu Stanford'dan sanırım bazı insanlar sizin gördüğünüz rüyaları o sırada beyin dalgalarınızdan gelen sinyalleri yakalayarak o sinyalleri görsel oluşturma yapay zekasına aktararak Stable Diffusion'la aslında sizin rüyalarınızı çizebildiler. Yani hani bu aslında çok tehlikeli bir şey. Yani beyin sinyallerinizi yakalayan bir cihaz yakınızda olursa aklınızdan geçen düşünceleri görselleştirme imkanı sunuyor aslında. Hani iş gerçekten çok farklı, tehlikeli artık neden denirse bir noktaya gidiyor. Bir de hocam işin garibi gelecekte gerekmeyebilir. Hani beyin sinyallerimizin okunması için işte etrafta elektromanyetik alan algılayıcılar falan değil de hani kafamıza Neuralink falan takabiliriz açıkçası. Şu Aynen Elon öyle. Musk'ın Evet, buna ikna da geliştirmesi. yapıyoruz. Evet. Bu arada olsa ben takardım bu arada. Kesin işe yarar. Ben de takardım. Süper insan olmak için. Hocam şimdi mesela bu oluşturduğunuz kültürün arkadaş çevresinin hani ortaya çıkardığı bir hani güzel bir ne bileyim şirketiniz var ve bu gayet iyi ilerliyor. Peki hocam bu hani arkadaş kültürünün ya da bu şirket kültürünün gelecekte yapmak istediği şeyler neler hocam? Mesela başka hangi alanlara çok ilgi duyuyorsunuz yani işte bu alanda da olmak istiyoruz. Mesela şu an mesela Togg'a bir şeyler katmak ister misiniz? Hani belki onun hani, onun daha iyi bir ne dersiniz ona? AI'ya sahip olmasını veya hani dış dünyaya algılamasında farklı bir bakış açısı sağlamasını. Tabii yani burada aslında biraz hani yaptığınız işin hedeflerinin de örtüşmesi lazım. Yani bizim şu anki mevcut halimizde sanırım TOG'daki o dokunmatik ekrandan görsel üretebilirsiniz yani en fazla. Ama tabii ileride başka alanlara da girersek ki düşünüyoruz. Örneğin kod tarafına girdik. Biz projemiz daha var. CodePeer AI isminde. Buraya girip istediğiniz web siteyi yine birkaç kelimeyle özetliyorsunuz ve yapay zeka bunu sizin için kodluyor. Ve kodladıktan sonra tasarımını da aynı anda görebiliyorsunuz ekranda. Bu tarafta çalışmamız var. Daha sonrasında yine metin oluşturma ve ses oluşturma tarafında da projeler yapmayı düşünüyoruz. Ve hatta Stockimich ile aslında daha yeni de söyledim. Sosyal medya uzmanı tutmak yerine Stockimich'i kullanarak örneğin bir yıllık sosyal medya paylaşımlarınızı yapay zekaya yaptırabileceksiniz. Aslında sizin için sizin sosyal medyanızı yöneten bir yapay zeka asistanı oluşturuyoruz yani. Bu noktalarda tabii yani TOG gibi şirketlerle kesişen noktalar olursa onlar bizi bulurlar zaten büyük ihtimalle. Hocam bu arada hani umarım gerçekleşir de hani sosyal medya uzmanı diye bir kavram olmaz. Hani çünkü çok itici buluyorum o kavramı diyeyim Ha, değil mi? yani. Para tuzağı gibi biraz. Eğer yapabilir hepsini aslında. Evet. Ben gayet de mutlu olurum açıkçası. Hocam peki ben aslında biraz da şey kastetmiştim açıkçası. Hani bu şirketinizde arka plandaki hani şu işi de yapalım diyen fikir takımı nasıl işliyor hocam? Hani bir iş çıktığında ya bu işte şöyle bir ya araştırma takımınız nasıl hocam? Şöyle diyeyim açıkçası. Bakın işte dünyada böyle bir fikir patlamış. Biz bu fikri şöyle yaparız, geliştiririz. Bu fikir takımınız nasıl işliyor hocam? Burada nasıl bir kültür oluşturuyorsunuz? Hani yeni bir şey yaparken nasıl bodozlama giriyorsunuz? Bizde aşkın temel gerçekten bir dedektör gibi dünyada yani yeni bir şey çıkar çıkmaz sanırım ilk aşkına söylüyorlar ve aşkın hemen bize geliyor anlatıyor ve aralarından hani bunu yapabiliriz bu çok mantıklıymış falan hani olmasa bile en azından dünyada neyin dönüp bittiğini anlayabiliyoruz ki artık zaten yani hani sosyal medya çağındayız Twitter'da, Instagram'da, TikTok'ta hani gerekli mecraları takip edince AI ile ilgili aslında siz de bunları rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Hani gerçekten bilgiye erişmek kolay. Sadece onun üzerine biraz düşünmek lazım. Hani bu adamlar evet AI ile bunu yapmış da hani biz de aynı teknolojiyi kullanarak şunu yapabilir miyiz? Bunu ürünleştirebilir miyiz? Hani biraz daha aslında ürün çıkarma odaklı düşünürsek ki ülkemizde bence bu çok eksik bir nokta. Hani biz aslında biraz globalde iş yapmaya başlayınca görmüş olduk bunu da. Yani yurt dışında hani liseye giden 15-16 yaşındaki insanlar bile hani böyle bir adam basit bir program yazıyor ve bunu satmaya çalışıyor. Product Hunt'ta lansmanını yapıyor. Ne bileyim bir Notion şablonu hazırlıyor. Bunu satmaya çalışıyor.
Hani bu tür pazar yerleri oluşmuş. Hani herkes aslında bir değer çıkarıyor. Ama ülkemizde bence bu çok az. Hani üniversiteden mezun olmayı bekliyoruz sanırım bunu yapmak için. Ama mezun olduktan sonra da iş hayatı, hani çalıştığınız şirketin işlerini yapabilmekten siz ürün çıkaramıyorsunuz. Bence her üniversite öğrencisi yani işe başlamadan böyle birkaç ürün çıkarmayı denemeli. Özellikle bilgisayar yazılım okuyanlar için söylüyorum. Hani bir web sitesi kurun, burada bir satış yapmaya çalışın, yani hayatınız değişebilir. Hocam mesela yani ben bu konuda biraz şanslıyım hocam. Çünkü yani benim biraz şey var. Hani şirketlerden tiksinmişliğim olduğu için hiçbir şirkete başvurmuyorum. Direkt kendim içeri yapmaya çalışıyorum açıkçası. Ne kadar negatif bile olsa bir şekilde fayda sağlıyor hocam. Peki hani bu sizce hala duyabiliyorsunuz değil mi hocam? Orada garip bir şey oluyor. Duyuyorum. Şarja takıyorum da bilgisayarı. Şarjı azalıyormuş. Hocam peki hani işte bu Türkiye'deki bu kültürel yapı nedendir hocam sizce? Ya da hani nasıl ya ben tam olarak şey tabanı anlamıyorum mesela. Hani siz bir şeyler üretmişsiniz. Hani ben de kendi çapımda bir şeyler yapıyorum. Yine buradaki hani bizi dinleyen insanlar da hani onlar arasında cevherler var biliyorum açıkçası. İlla ki var. Hani onlar da kendi içinde bir şeyler yapıyorlar ama hani bir genel açıdan baktığımızda bu oran çok az. Ama Evet. ben bunun sebebini tam olarak anlayamıyorum kendi bakış açımdan. Hani siz yani biraz daha artık şirketleşmişsiniz, küreseli görmüşsünüz hocam. Sizce hocam bunun sebebi ne? Hani o küreselde bunu yapan insanlarla buradakinin farkı ne tam olarak? Hani neden bizde öyle bir kültür yok? Evet. Yani ben hani yani bu konuda tam yetkili kişi miyim bilmiyorum ama bence hani benim gözlemlediğim kadarıyla en azından diyeyim en büyük sebeplerinden biri ekonomi. Yani şu an hani daha yeni dedim bir web sitesi yayına alıp herkes bir ürün satmalı ama yurt dışına Türkiye'de ürün satmanız çok zor. Yani PayPal, Stripe gibi ödeme yöntemleri Türkiye'de kullanılmadığı için ya yurt dışında bir vatandaşlığınız olmalı veya orada bir şirket kurmalısınız. En büyük sebep ekonomi. Yani Amerika'daki liseli çocuk bir web sitesi yapıp içine işte bir iki tane tişört tasarlayıp bunu basitçe dünyaya satabiliyor. Abi bizim önümüze hani bürokratik diyebileceğimiz engeller çıkabiliyor. Hani örneğin PayPal Türkiye'de işte Türkiye'nin yasalarını kabul etmediği için vesaire açık değil gibisinden böyle pürüzler olduğu için aslında üst katmanlarda biraz zor. Bence en büyük sebebi bu. İkinci sebebi de aslında yani aslında sebebini bilmiyoruz da yani üretmiyoruz. Hani okuyoruz. Evet, üniversite 4 sene. Fakat bir üretme kültürü yok bence ama bunun nedenini de bilmiyorum yani. En azından şu an genel olarak yok yani. Bunun Hocam üstüne bu ayrı programın konusu olmalı yani aslında ama. aramızda yeteri kadar deli yok hocam aramızda yeteri kadar. Ya aslında var ama sanırım bastırılıyor diyelim yani. Bilmiyorum. Başka yönlere kayıyorlar. Hocam hani benim şahsi merak ettiğim arkadaşlarıma da hani sorduğumda cevaplarınızla fayda sağlayabileceğim hani sorularım bu kadardı. Hani gerek program akışına göre eğer moderatörlerden sorularımız varsa onlar gelip hani katılıp sorabilirler. Hani gerekse programın işleyişine göre hani konuşma ya yani izleyicilerden sorular alabiliriz. Sayın moderatörleri göreve çağırıyorum. Merhabalar, çok teşekkür ederiz Baykal soruların için. Burhan sana da anlattıkların için çok teşekkür ederiz. İstersen siteden örnek yapabilirsin, gösterebilirsin bize. Olur, hemen bir demo yapalım. Hocam web UI deneyebilir miyiz lütfen? Şu an iyi Denemeyelim, biz orayı geliştirme sürecindeyiz. Böyle wallpaper üretebiliriz hani herkese de hitap etmesi açısından. Web UI şu an geliştirmede o yüzden yani. Şöyle kendi dashboard'umu görüyorsunuz, değil mi? Görüyoruz. Şöyle biraz bunları sileyim de alanımız açılsın. Örneğin yani sizin ya da biz burada mesela surprise me butonumuz var aslında. Kullanıcılar para ödemeden önce görebilsinler diye. Buna her tıkladığınızda yeni bir prompt ve oradan üretilmiş bir görsel geliyor aslında önünüze. Örneğin bu görseli şöyle büyüteyim. Şurada işte burada yazan cümleye göre aslında oluşturuyor. Bu tür örneklerimiz var. Her bastığınızda yeni bir örnek ve o örneğin üretildiği cümle geliyor.
Örneğin burada bir astronot kadın işte arkası renkli plan gibisinden bayağı uzun bir prompt var burada bu görsel elde etmek için. Sizin bir öneriniz varsa buraya yazalım, üretsin yapay zekamız. Yoksa Hocam da benim yavru manzara kedilerim fotoğraf varmış. o da olur. Efendim? Güzel yavru kedi çizebiliyor mu diye hocam bir hani merakım oldu. Sırf yavru kedi çizebileceğimden değil hocam. Hani merak ettim çizebiliyor mu diye. Nasıl kedi anlamadım. Küçük Yavru yavru kedi. kedi. Ha yavru kedi. Small cat mi denir yavru kedi? Hiç bilmiyorum Fan da olabilir hocam. İngilizce'de yavru. Small başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Rengini olsun mesela. Colorful diyebiliriz hocam. Zorlayalım biraz. Tamam. Colorful. İlginç. Sonra işte sinematik, şöyle wallpaper, 4K gibi biraz da prompt engineering ile görselimizi güzelleştirelim. O zaman üretiyorum. Yatay mı olsun, dikey mi? Dikey olsun, telefonlar için bir wallpaper olabilir. Şuradan generate tuşuna basıyoruz ve şimdi üretiliyor. Bu demolarda aslında ben biraz geriliyorum bazen çünkü serverlarda aksama olabiliyor. Üretim olmazsa çok utanıyorum bu sefer gösterdiğim insanlara. Ama Yok, test olur. aşamasında hiç sorun değil. Evet, üret. Şimdi şuraya geldi yavru kedimiz. Çok şirin. Şöyle renkli bir kedi. Ve hani bunun aslında güzel yanı bunu herhangi bir internet sitesinden, Google'dan vesaire çekmedi. Şu an sıfırdan yapay zeka üretti ve bir daha da bu görselin aynısını üretmeyecek. Yani bu tamamen size özel olmuş oldu. Hani unique, benzersiz bir duvar kağıdı. Mesela bir de logo deneyelim isterseniz. Yine aynı prompt kullanabiliriz. Small cat diyelim. Colorful diyelim. Sonuna logo ekleyelim. Daha da iyi anlasın diye. Ve tabii bunu beklerken şurada Discover kısmında sizden önce kullanıcıların ürettiği logoları da burada görebiliyorsunuz. Hatta bunları kullanabiliyorsunuz. Tabii bunlar free kullanıcıların ürettikleri olduğu için kullanabiliyorsunuz. Abonelik satın alırsanız sizin ürettiklerinizi kimse göremez. Telif hakları vesaire de size ait olmuş olur. Tabii Hocam bu ücretsiz arada kullanıcı vermiyoruz. şu Efendim. playground aranın çok şeyi böyle bir hani ürettiğiniz fotoğrafların hepsinin bir arada olması yani böyle bir serbest gezinebildiğiniz ortam aktarımız çok güzel bir özellik hocam. Ben bunu çok sevdim açıkçası bunu. Hani Evet ya bu 4 ayda geliştirildi. Yani son 4 aydır burası için uğraşıyoruz. bayağı Şöyle uğraşmışsınız. bir kedi logosu üretti. Colorful dediğimiz için rengarenk yaptı. İşte buna şimdi mesela işte diyelim bir pet shop'ınız var. Buradan bir logo oluşturdunuz ve buradan bir text eklediniz. Şu an ekran paylaştığım için biraz donuyor sanırım ama şöyle buraya işte pet shop'ınızın ismini yazıp böyle güzel bir logo aslında üretebiliyorsunuz. Şöyle eksik yazdım ama. Yani genel olarak aslında sistemimiz bu şekilde işliyor. Böyle biraz da yuvarlak yapalım bunu. Ben de bayağı donuyor ama umarım siz de çok donmuyordur. Bizde de hafif donuyor hocam şöyle hafif. O yayından dolayı yani. Evet, tamamdır. Aklıma şimdi şöyle bir plan geldi hocam. Bilmiyorum ne kadar etkili. Hani bu yurt dışından teklif veriyorlar ya. Daha, yani işte daha yurt dışından demeyeyim de. Daha çok böyle insanlara tek sefer tasarım işleri ya da kodlama işleri veriyorlar ya hocam. Neden Evet. ona? Çalışanlar. İsmi yani Freelance. serbest söz. Freelancerlar. Hocam şimdi freelancer iş alıp hani sonra burada yaptırıp satmak geliyor aklıma hocam. Sizce bu etik midir? Çok Öyle. mantıklı. %100 etik. Yani biz bunu pazarlama kampanyası olarak kullanıyoruz. TikTok'a video atıyoruz işte. 10 saniyede logo üreterek 1000 dolara satın diye başlık koyuyoruz. TikTok'ta yüz binlerce izleniyor ve adam bizim sitemize geliyor. Yani bu tür yöntemleri aslında biz de tavsiye ederek kullanıcı çekiyoruz.
Bence gayet mantıklı. Şu an takip ettiğim var böyle insanlar. Yapay zekayla güzel işler yapıyorlar yani. İnsanlar kazanıyor. Bence de birçok gence ilham vermiştir diye düşünüyorum. Yani bu kadar genç yaşta böyle bir proje yapmak özellikle. Teşekkür ederiz. Sorularımız var sanırım YouTube'dan, onları alabiliriz. Tabii. Emil Dost demiş ki, sadece resim olarak mı sonuç veriyor yoksa tasarım dosyası olarak mı? Şu an PNG olarak indirebiliyorsunuz. Tabii PNG, SVG, JPEG formatlarında. Fakat henüz hani bu şekilde direkt örneğin Figma ile vesaire bir bağlantımız yok. Ama yakın gelecekte yani bu 1-2 aylık süreçte Canva ile bağlantı, Figma ile bağlantı yani bu tür diğer tasarım ortamlarına da tasarım dosyası olarak export edebileceksiniz. Şu anda sadece tasarım görsel dosyası olarak indirebiliyorsunuz. Başka sorumuz varsa alabiliriz. Mert Bozkurt'tan gelmiş. Telif hakları ile ilgili bir sorun oluşturuyor mu? Ya bu dünyada da şu an tartışmalı bir konu ama biz yine de garanti almak için bu kendi ürettiğimiz logo, wallpaper gibi burada kullanılan yapay zeka modellerini biz kendimiz eğitiyoruz. Yani tamamen kendi yapımımız modeller ve bu modelleri eğitirken telif hakkı olmayan görselleri seçiyoruz. Bu şekilde eğitiyoruz ki garanti olsun ve abonelik alırsanız da bunun tüm fiziksel ve dijital hakları size ait olmuş oluyor. Yani herhangi bir sorun çıkarmayacaktır. Başka bir sorumuz var mı? Sanırım yok. Çok teşekkür ederim ikinize de. Baykal'a soruları için, Buğrahan'a projesini anlattığı için bize. İkinci oturumumuz 8.15'te 20.15'te başlayacak. İkinci oturumda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler.
Tekrar merhabalar. İkinci oturumla karşınızdayız. Şimdi ise Anıl bize denetimli denetimsiz öğrenme hakkında bir sunum yapacak ve ardından anlattığı konuları kullanarak meme kanseri tahmin uygulamasında kullanacak. Sizin de müsaadenizle Anıl'ı davet etmek istiyorum. Arkadaşlar, herkese merhaba. Hoş geldin Anıl. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben sahneyi sana bırakayım. Sendeyiz. Tamamdır, hemen ekranımı paylaşıyorum. Öncelikle isterseniz birkaç dakika kendimden bahsedebilirim. Tabii ki. Tamamdır. Ben Kırıkkale Üniversitesi'nin GDSC lideriyim. Aynı zamanda farklı firmalarda da veri analisti olarak, yazılım geliştirme mühendisi olarak da çalıştım ve staj yaptım. AWS firmasında Solution Architect olarak, yani yazılım mimarı olarak bir staj yaptım. Ondan sonrasında JP Morgan, yani dünyanın en büyük bankasında hem veri analisti olarak hem de yazılım mühendisi stajyeri olarak görev aldım. Ve JP Morgan'da aslında makine öğrenmesiyle çok iç içe bir programdaydım. Çünkü sürekli olarak bir para akışı vardı ve bunun analizini yapıyorduk, müşterilerin analizlerini yapıyorduk. Ve aslında bugün anlatacağım denetimli, denetimsiz öğrenme kavramları bankacılık sektöründe oldukça fazla şekilde kullanılıyor. Ve bu alanla ilgiliyseniz aslında okuldan mezun olduğunuz ya da mezun olmadan bu konularla çok içli dışlı olmanız gerekecek. Ve büyük ihtimalle bir bankada bunlar üzerine oldukça fazla proje yapacaksınız. Ben şimdi ekranımı paylaşıyorum hemen. Sendeyiz, dinliyoruz. Ekranım gelmiş olmalı. Tamamdır. Geldi, evet. Şimdi öncelikle makine öğrenmesinin temel kavramlarından ve biraz da aslında temel konulardan bahsedeceğim. Şimdi makine öğrenmesi aslında yapay zekanın bir alt kümesi ve çok meşhur literatürde oldukça fazla kullanılan iki alt başlıklık anlatılıyor aslında genelde. Denetimli öğrenme ve denetimsiz öğrenme. Bazı bilim insanları bunu Türkçe'ye çevirirken gözetimli ve gözetimsiz de diyebiliyor. İngilizce'den çevrildiği için, yani supervise kelimesinden çevrildiği için tek bir kelimede kullanılmıyor aslında. Farklı farklı isimlerle verilebiliyor. Aslında makine öğrenmesi çok oldukça büyük bir sektörde paya sahip yapay zeka alanında. Zaten yapay zekanın en büyük alt kümesi denilebilir. Ve aslında makine öğrenmesiyle alakalı bir arkadaşım yakın zamanda bir proje geliştirdi. Bu denetimli öğrenmeyle alakalı. Ve bu geliştirdiği projeyi yanlış hatırlamıyorsam $150,000 gibi bir yatırımla büyüttü mesela. Ve sadece şu anlatacağım denetimli öğrenme alt başlığını kullandı. Tamam, denetimli öğrenme nedir? Denetimli öğrenme aslında aldığı girdi ve çıktıları elimizdeki verilere dayalı olarak bir görüde bulunarak geliştiren bir model. Makine aldığı girdileri ve bilinen bizim verdiğimiz verileri kullanarak öğreniyor. Yani aslında veri setinden aldığı ground truth, yani mevcut gerçeklik metotlarını kullanan bir öğrenme yöntemi. Makine bizim verdiğimiz girdileri alarak bir cevap verebiliyor. Ve bu cevabı vermesi için de aslında bizim ona verdiğimiz bilgilere dayanıyor. Yani şöyle düşünebiliriz aslında.
bir öğrenci var, bir sınava çalışıyor. Ne kadar çok fazla veriyle, ne kadar çok soru bankasıyla, soruyla haşır neşir olursa daha başarılı olabilir diyebiliriz aslında. Bu örnekleri de eğitim verisi deniyoruz, diyoruz. Denetimli öğrenme aslında daha doğru kararlar vermesi için bizim içinde bulunduğumuz ve abi bu doğrudur, bu yanlıştır diyerek onun da bu doğru mu, bu yanlış mı diye tahmin yapmasını istediğimiz bir model en kaba tabiriyle. Bu makine öğrenim yöntemiyle bilinen veriler için yaklaşık bir tahmin sonucu oluşturmamız gerekiyor. Genelde bu şekilde kullanıyoruz sektörde. Makine öğrenimi de aslında denetimli öğrenme de aslında kendi içinde çok meşhur iki alana ayrılıyor. Sınıflandırma ve regresyon. Aslında sınıflandırmayı çoğumuz biliyoruz. Ve mesela şöyle, Google'ın yapay zeka platformlarından biri olan Kaggle'da makine öğrenmesine girişte şu yöntemden bahsediliyor. Sınıflandırmadan bahsediliyor öncelikle. Şimdi bir emlakçı düşünelim. Çok basit bir tabirle anlatmak gerekirse. Bir emlakçı ile makine aynı olarak düşünelim. Emlakçı ne kadar fazla yere giderse bir tahminde bulunabilirim. Sonuçta sallıyorum, bir eve gidiyor. 10 bin lira kira diyorlar. Bir sonraki eve gidiyor. 12 bin lira diyorlar. Emlakçı gezdikçe, evleri gezdikçe, daha fazla veri akışı sağladıkça kendi de aslında bir şekilde öğreniyor ve gittiğinde bu ev 14 bin lira eder, bu ev şu kadar edebilir diyebiliyor. Aslında bizim yaptığımız işte bir nevi emlakçı yetiştirmek denebilir. Makineleri öğretiyoruz aslında. Daha temel olarak aslında makine bir veri alıyor ve arkadaki proseslerde biz makinenin istediğimiz cevapları verebilmesini sağlıyoruz denetimli öğrenmede. Mesela sınıflandırmada diyelim ki Gmail kullanıyorsunuz, Google'dan mail geliyor. Bir mesaj geldiğinde, bir posta geldiğinde arkadaki makine öğrenmesi algoritmaları bu gelen postanın spam mı ya da gerçek mi olduğunu belirleyebiliyor. Bilgisayar sınıflandırmaları kullanarak aslında, yani bazen tabii hatalı olabiliyor aslında ama genel olarak doğru, yani 100 mailden 10 tanesini falan belki bilemiyordur. Bu denetimli öğrenmeyle alakalı da bir görsel var. Örneğin eğitirken kullandığımız dokümanlar var. Bunun özelliklerinin vektörünü çıkartıyoruz. Etiketli veriler var. Doğrudur, yanlıştır diye ayırdığımız, ikiye ayırdığımız. Bazı durumlarda 3'e 4'e de çıkabiliyor tabii. Bir makine öğrenmesi algoritması geliştiriyoruz bunlarla. Sonra da mesela deneme amaçlı, test etme amaçlı, ne kadar doğru ne kadar yanlış yapıyor diye öğrenmek amaçlı bir tane doküman yolluyoruz. Örneğin bir hastalıklı görüntü olabilir, hastalık tespit yapacaksak. Bunun özellik vektörünü çıkartıyor ve bu makine öğrenmesi algoritmasıyla aslında oluşturduğumuz tahmin modeli, mesela bir meme kanseri görüntüsü geldi, hastadır, hasta değildir gibi bir çıktı veriyor bize. Sınıflandırma problemleri aslında şöyle öğreniyor diyebiliriz. Mesela küçüklükten, herkes çok verilen bir örnek aslında bu. Mesela küçükken bir hayvan gördüğümüzde örneğin, ailemiz bu kedi, bu köpek diye bize aslında anlatmaya başlıyor. Ve biz bunu gördüğümüzde, abi bu kedi, bu köpek, bu başka bir hayvan diyebiliyoruz aslında. Biz makineyi sıfırdan bir çocuk gibi, bir çocuğa öğretir gibi emek harcayarak, bir şeyler göstererek öğretiyoruz. Tabii makine bir süper zeka seviyesinde olmadığı için, süper bir yapay zeka seviyesinde olmadığı için bilinçli bir şekilde karar veremiyor. Aslında bir teknik olarak if-else benzetebiliriz. Yani programcılık deneyimli olanlar için. Belirli koşullara yakalanıyorsa bunun mesela örneğin çift sayıları bulan bir model yaptınız mesela. İşte if i'nin modunu alıyoruz. 2 eşittir 0 0'sa örneğin. Bu çift sayı diyoruz ya. Makine onun gerçekten çift sayı olup olmadığını bilmiyor. Sadece arkada bir yanıyor, sıfır yanıyor. Segmentasyon modelleri de aslında böyle çalışıyor. Örneğin bu görseli koyduk, kedili modeli. Yeşil olan şeye kedi dersek, çimen dersek, makine bunun asla ne olduğunu bilmiyor. Sadece aslında şu ayrımı yapıyor. Şöyle gösterebiliriz. Bundan farklı mı?
bundan farklı mı? Bundan farklı mı? Bundan farklı mı? Arkada çok derin bir şekilde bir bool cebir gelişiyor. Mesela P ve Q diye ayırıyoruz ya. Mesela çimense 1, diğerleri 0-0. Kedi ise 1, diğerleri 0-0 gibi. Semantik segmentasyon aslında şöyle oluyor. Bir nesnenin tespitini yapmıyor. Sadece yeşil pikselleri şeyde ayırıyor mesela. Çimen. Belli bir tondaki pikselleri öğretiyoruz. Koyu yeşil ağaç diyor. Tabii gölge ve benzeri durumlara göre değişebiliyor. Ve aslında bilgisayarlı görünümün en büyük avantaj dezavantajlarından biri de aslında bu ışık durumları, görüntünün kalitesi. Mesela modelimiz çok iyiyse bu tarafı, şu küçük kısmı çimen olarak algılayabilir ama modelimiz kötüyse, şimdi sadece piksel olduğundan dolayı bir çimen var, arada ağaç vardı diyebilir. O yüzden aslında modeli eğitmek ve başında düzgün feedback alarak ilerlemek de çok önemli. Classification, localization. Yine dediğimiz gibi bir objenin tespitini yapıyor. Yani mesela kedi. Aynı şekilde kediyi bir label'ın içine alıyor, bir etiketin içine alıyor. Sınıflandırmayı nesne tespitinde çok yapıyoruz. Çoğunuz yolayı duymuşsunuzdur. You only look once. Sadece bir kere bak. Mesela köpekler var. Biz bunu öyle güzel eğitiyoruz ki sanırım bir golden, çok köpekler hakkında bir fikrim yok. Mesela ben bunu bilemiyorum ama bunu doğru şekilde eğitebilirsek golden köpek diyebiliyor. Ben bilmiyorum, belki golden de olmayabilir ama makine mesela benden daha iyi bilebiliyor böyle şeyleri. Köpek olduğunda hemen bir label'ın, bir etiketin içine alıyor bu şekilde. Obje tespit uygulamaları. Ve mesela köpeklere köpek, kedilere kedi diyor. Bunu da aslında şöyle yapıyor. Yine dediğim gibi bir bildiği yok. Sadece elindeki verilere göre bakıyor. Mesela kuyruğu işte belli bir üçgene benziyorsa, sallıyorum, kedi diyor. Biraz daha ovalimsi ise köpek diyor aslında genel olarak. Ve segmentation var. Aslında segmentasyon genel olarak piksel ve şey bazlı. Nesnelerin şekline daha çok bağlı oluyor segmentasyon. Çünkü segmentasyon aslında, segmente etmek aslında kelime kökeni olarak bir şeyi ayırmak, bölütlemek ve kırpmak anlamına geliyor genel olarak. Örneklerde de gördüğünüz gibi aslında hep bir şekilde diğerlerinden ayırıyor ve tamamen bool cebirine dayalı bir ayrım yapıyor. Denetimli öğrenme tekniklerini aslında uydu görüntülerinde NASA gibi, TÜKSAT gibi firmalar çok kullanıyor, organizasyonlar çok kullanıyor. Elimizde bir veri var ve bu verileri algoritmaya öğretiyoruz. Arazinin tipini, ağaçları, dağları, binaları. Sonra da görüntünün sınıflandırılmış ve sınıflandırılmamış pikselleri bir testten geçiyor. Örneğin sağ tarafta mesela agricultural, tarım alanı. Sallıyorum, construction, binalar. Arkada biz bunu aldığımız elimizdeki net bir veriyi belli proseslerden geçirerek makineye bir şeyler öğretiyoruz ve bunu daha geniş çaplı projeler için kullanabiliyoruz. Regresyon aslında makine öğrenmesiyle uğraşacaksanız çok oldukça fazla duyabileceğiniz bir kelime, bir tanım. Regresyon veri setini sınıflara ayırmıyor aslında. Şöyle düşünelim, elimizde bir bilgi var. Bunu tersine mühendislik gibi düşünebiliriz aslında. Elimizdeki verilerden arka planda ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Yani şöyle, mesela burada şöyle demişiz. Tıp alanında önceki hastalardan toplanılan verileri kullanarak kalp krizini tahmin etmeye yol açıyor. Şimdi bir sınıflandırma yok. Mesela şöyle olabilir. Bir bankada çalışıyorsunuz ve bir müşteri kredi çıkacak. Müşteri krediye başvurmuş. Elimizde şöyle veriler var. Hangi okuldan mezun? Cinsiyeti ne? Yaşı ne? Hangi işi yapıyor? Ne kadar geliri var? Daha önceki harcamaları neler? Bu elde edilen verileri, bu kişiye kredi verilir, verilmez. Verilirse ne kadar verilir? Bu kişi ödeyebilir mi? Ona göre farklı plan izleyelim. Bu kişiye önerilebilecek en mantıklı kredi planı nedir? Ne kadar para kazanabiliriz? Arkada gerçekten oldukça fazla mühendislik dönüyor. Ve bizim mesela çok küçük olduğunu düşündüğümüz bankalarda bile
arkada devasa bir şekilde yapay zeka, regresyon modelleri, sınıflandırma modelleri geçiyor. Regresyonun aslında oldukça fazla modeli var. Ben de aslında bir meme kanseri örneği bir regresyon acil yapacağım. Regresyon bizden aldığı verileri ve çıktıları sürekli olarak bir otomasyona sokuyor. Aslında öyle bir diyebiliriz. Bilgisayar birçok farklı regresyon algoritmasını kullanarak çıktılarına değişiklikler yapıyor. Ve verileri tahmin edebiliyor. Mesela burada gördüğünüz gibi 3 boyutlu bir analiz var. Regresyon analiz var. Ve aslında çok basit gözükse de arkasında oldukça derin bir matematik yatıyor. Ve yorumlaması da aslında bir o kadar da zor. Şimdi denetimsiz öğrenmeye geçelim. Denetimsiz öğrenme aslında şeye biraz benziyor. Gerçekten tam anlamıyla tersine mühendislik. Şimdi şöyle diyelim. Algoritmaya ne yapılacağını hiçbir şekilde bildirmiyoruz. Kör gidiyor. Yani hiçbir şey, hiçbir verisi yok. Bununla alakalı bir veri vermiyoruz. Bir eğitim verimiz yok. Sonuçları yok. Sadece şöyle oluyor. Veriyi veriyoruz. Ve bununla alakalı analizler yapmaya başlıyor. Mesela yapılandırılmamış bir veri setimiz var. Bunları benzeterek, türeterek bu ne olabilir, bu ne yapabilir gibi düşünüyor. Mesela şöyle. Örneğin bir işe gireceksiniz, bir CV yolladınız bir yere. Ve CV yolladığınız firma CV'nizi hemen bir tekste çeviriyor doğal dil işlem modelleriyle. Mesela Analyze, işte Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği. İşte Amazon'da çıştı, Visa'da çalıştı, Mastercard'da çalıştı. Siber güvenlik deneyimi var, yapay zeka deneyimi var. Bu kişi buna uyumlu mu? Hiçbir verisi yok. Bazı örnekler aslında sadece denetimsiz öğrenmeye de, sadece denetimli öğrenmeye de benzemiyor. Çünkü çok niş konularda, çok spesifik alanlarda bazen sadece denetimsiz öğrenme yetmeyebiliyor. Ya da bazen sadece denetimli öğrenme de yetmeyebiliyor. Mesela sadece denetimli ve denetimsiz öğrenmeden bahsetmeyeceğim bu eğitimde. Birazdan da pekiştirmeli öğrenme, reinforcement learning'i anlatacağım. Denetimsiz öğrenme de sadece üsttekilere benzer aslında bir yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış bir çıktı yok. Onun yerine kümelenme tekniği kullanılıyor. Kümeleme tekniği kullanılıyor. Eğitimin veri kümesinde belirli bir sonuç veya doğru cevaba sahip olmayan bir örnek koleksiyonu oluyor. Biz bunun üzerinden yorumlar yapıyoruz. Yararlı mı, yararlı değil mi? Analizler yapıyoruz. Ve bu da aslında kendi başına çok ayrı bir geniş kapsamlı bir alan aslında. Kümeleme veri seti içinde saklı benzerlikleri buluyor. Ve girdi örneklerini kümeler halinde gruplandırıyor. Aslında bu teknikle seçmenlerin siyasi önerilerini belirleyen başkanlık kampanyalarında kullanabiliyoruz. Mesela şöyle düşünelim. Cambridge Analytica Facebook'la anlaşıyor ve Facebook'taki kullanıcıları analiz ediyorlar ve buna göre aslında mesela örneğin Trump destekçisi birine Hillary Clinton destekçisi birine zayıf noktalarını buluyorlar. Trump'ı desteklemesi için motivasyon verecek faaliyetlerde bulunuyorlar aslında bu veri analiziyle. Bunun aynısını bir filmi de var hatta. Beyzbol maçlarında yapıyorlar. Çok düşük bütçeli bir beyzbol takımı bir iktisatçı çağırıyor ve diyor ki bizim maçı kazanmamız lazım, maçları kazanmamız lazım. Bütçemiz çok aç ve çok az ve transfer yapmak istiyoruz. Müşteri gelen iktisatçı aha da böyle bir veri getiriyor. Sallıyorum. Bu beyzbolda Arda Güler gibi birisi. Değeri çok az bilinmiş. Çok önemli birisi gibi gözükmüyor. Adam bu kişiyi buluyor. Diyor ki sen bir gruptan ayrışmışsın. Şu dönemlerde parlayabilirsin. Ucuza bir sene alalım. Ya bunu tabii söylemeseler de arka planda bu mantık işliyor. Elimizdeki veriyi 3 farklı kümeye ayırmışlar. Mesela mavi, yeşil, kırmızı diye. Boyut azaltma. Aslında şöyle düşünelim. Mesela bir analiz yapacağız. Mesela meme kanseri örneğini yapacağız.
Bunun arkada belki de 100 farklı boyut, mesela 3 boyutluydu şu işlem. 4 boyutu, 5 boyutu, 6 boyutu, belki de 100 boyutlu olacak işlem. Ve bunda mesela gözden kaçan en ufak bir şey bile bir insanın hayatını riske edebilir. İnsanların, yani sonuçta birine meme kanseri teşhisi koymak belki de hayatını alt üst edecek. Yanlış ilaçlardan dolayı hayatını kaybedebilecek bir şey. O yüzden aslında dimensionality reduction, yani boyutu azaltma işlemi, hem iş gücümüzü azaltacak hem de daha başarılı tahmin edebilmemiz konusunda da fayda sağlayacak. Reinforcement learning, pekiştirmeli öğrenme. Aslında şöyle söylenebilir aslında. Mesela evcil hayvan olan varsa bilir ki ödül mamaları, mesela video oyunları konseptinden de bahsetmiştik. Bahsediyoruz daha doğrusu. Video oyunlarında aslında achieve mode denen bir kavram var. Mesela Minecraft oynuyorsunuz. Ağacı kesiyorsunuz. İşte ağaç kesme başarımı. Bir kişi gaza geliyor ve daha çok bir şey, oyunda daha fazla tutuyorsunuz bir şekilde. Mesela kötü adamı iki hamle yen ve karşılığında şu kadar puan kazan. Oyuncuyu oyunu tutmak için de aslında büyük oyun firmaları bu şekilde analizler yapıyor. Tabii bu analizler aslında oldukça kapsamlı olabiliyor. Bizim konumuz video oyunlarında bunun nasıl kullanıldığından ziyade bunun bu sistemi nasıl çalıştığı. Mesela pekiştirmeli öğrenmeyi kullanarak bir arkadaşım şöyle bir proje geliştirmişti. Blockchain ile alakalı kontratlar yazılıyor ve bu proje aslında çok pahalı bir fiyatı sattığını biliyorum. Yüksek bir fiyata. Reinforcement learning metotlarını kullanarak bir ChatGPT gibi bir doğal dil modeli oluşturuyor. Tabi arka planda başka teknolojiler de var. Büyük dil modelleri ve benzeri gibi. Sonra diyor ki bana diyor blockchain kontratı yaz. Bu doğal dil modeli bir kontrat yazıyor. Sonra inceliyorlar, bakıyorlar. Hatal yazdı. Doğrusunu yazmasını istiyorum ben. Makineye bir giriş, veri girişinde bulunuyorum. Elle manuel müdahale ediyorum. Diyorum ki, pardon kusura bakmayın. Makineye diyorum ki bu kodu yanlış yazdın, kitaptan doğrusunu atıyorum. Elle manuel olarak bir tepkide bulunuyorum ve bu doğrusu bunu yaz. Maksimum verimli hale getiriyoruz bu şekilde. Şimdi kısaca denetimli bir öğrenme modelinde algoritmalar etiketlenmiş bir veri kümesi üzerinde bir şeyler öğreniyorlar ve bu algoritmanın eğitim verilerindeki doğruluklarını ayrı bir veri setine değerlendiriyorlar. Denetimli öğrenmeyi meme kanseri projemizde gerçekleştireceğiz. Bir saniye. Hemen bir ayar yapmam lazım. Tamamdır. Şimdi ben makine öğrenmesi modellerimi genellikle Jupyter Notebook ya da Google Colab'de yapıyorum. Çünkü genel olarak aslında programcılıkta bir gelenek olmuş ve üzerine daha büyük komünitelerin olduğu bir hatayla karşılaştığımızda direkt yardım alabileceğimiz. Ayrıca spesifik olarak bu alanlarda proje üretilmesi için hazırlanmış kaynaklar oldukları için bu teknolojileri kullanmanız aslında fayda var. Şimdi öncelikle import pandas as pd. Python kullanmayı bilenler varsa bir kütüphaneyi kullanacağımız projeye eklemek için pandas import kullanıyoruz. Ben burada pandas kullandım çünkü elimde bir veri var ve bu verileri analiz etmek istiyorum. Verilerin bir görselini oluşturmak istiyorum. Ve import pandas ekle ve pd olarak kullan. Bu aslında bir geleneksel bir durum. Hatta üstüne tıklayınca diyor ki, ne yazıyor okuyamadım hepsini. Veri analizinde aslında pandas ve numpy oldukça fazla kullanılıyor. Ben de aslında bunları seçtim. Başka şeyler de kullanılabilir tabii. pd nokta head yazarak ya da başka bir komut yazarak bunları çağıracağız. NumPy de yine aynı şekilde kullanacağız. Pandas
açılımı hatırlayamadım şimdi. NumPy, Numerical Python, yani numerik hesaplamalar yapmamıza yarayan bir kütüphane. sklearn.tree dediğimizde de scikit-learn diye bir tane makine öğrenmesi kütüphanesi var Python'da. Bunun ağaçları kullandığı bir makine öğrenmesi modeli şekli. Ve decision tree de aslında şeye giriyor. Denetimli öğrenmeye giriyor. Ben bu 3 kodu yazıyorum ki projemde kullanabileyim ve run ediyorum, çalıştırıyorum. Kütüphaneme eklendiler. Bir kod satırı daha açıyorum. Ayrıca meme kanseri setini de Kaggle'dan bir projeden indirmiştim. Hazır veri setinden. Bu veri setini kullanacağım. Şimdi meme kanseri için kanser derim ben. Sonra PD. Pandas eklemiştik ya. Pandas üzerinde yapılan bir işlemi yapacağız ve ben veri okumak istiyorum. Bu yüzden Pandas'ta şu komutu kullanacağım. Pandas read. Adres CSV. Çünkü benim dosyam CSV dosyası. Excel olsa XLS derdik. Ya da TXT olsa TXT derdik. Sonra parantez açıyorum ve dosyamın adını yazıyorum. Tırnak içinde. Yazamadım. Tamamdır, hemen okuttuk verimizi. Şimdi okuttuğum veriyi görmek istiyorum. Bunun için de şöyle bir komut kullanıyorum hemen. Kanser. Yani aslında kanser verisini okudu ya bu şu an. Genelde kodlama aslında sağdan sola çalışıyor. CSV dosyasını oku. Sol taraftaki değişkenin içine at. Kanser. Kansere bağlı ilk 3 satır ya da ilk 5 satır görelim. İlk 5 satırdaki veride ne yazıyor? İlk 5 satırda kişinin ID'si yazıyor. Bakın. Bir saniye. 32 tane böyle değişken varmış. Aslında 32 değişkeni bir arada kullanmak istediğimizde boyut azaltmayı çok iyi anlıyoruz. Çünkü 32 veri için mesela bu 3 boyutlu bir veride çok karmaşık bir yapı var aslında gözüken. 32 boyut için düşünün. Oldukça devasa bir boyutta bir görsel oluşması lazım. Ki insan beynini bunu analiz etmesi de zor. Bu yüzden bu veri üzerinde bazı işlemler yapacağız. Bu arada head komutu header mesela başlık demek. Head de baş demek mesela. İlk 5 veriyi getiriyor. Mesela tail deseydik de en alttaki 5 veriyi getirirdi. Deneyelim hemen. En alttaki 5 kişide bu varmış. Biz yine head'den devam edelim. Tam bu kanser ilk 5 veri getirdik. Bir bunun hakkında bilgi alalım. Yani info, information. Pandas'ın içerisinde hazır verileri kullanıyoruz aslında. Pandas'ı kullanmamızın aslında en büyük sebeplerinden bir tanesi de çok geniş bir kütüphanesi var ve Pandas'ı geliştiren ekip de aslında şeyde yer alıyor. Python'ı geliştiren ismini hatırlayamadım şimdi. Pandas'ı geliştiren Hollandalı abi de yer alıyor. Six Sigma araştırma grubu sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Birçok hazır metot var. Mesela info metodu, information, bilgi almak hakkında. Kanser verisiyle hemen bilgi alalım. Mesela class'ta Pandas'a bağlı bir kütüphane olduğunu anlıyoruz. 570 kayıt var. 0'dan 568'e gidiyor ID'ler. Toplamda 32 tane sağa doğru şey var. Kalem Türkçesini hatırlayamadım. Sütun var. Aynen, sütun. Sütun. ID kişinin kimliğini belirliyor. Mesela bizim ID'miz TC kimliğine göre bakarsak 11 haneli bir ID'miz var. Ve hiçbir şeye benzersiz. Mesela bir işlem yapmak istediğimde direkt ID'yi kullanarak kullanırım. Çünkü mesela isim benzer olabilir. Ki etik olması açısından mesela burada bir isim kullanmıyorlar ama diyelim ki NBA futbolcularını analiz ediyoruz. Mesela Tyler yazdın, 10 tane Tyler çıktı. Bir işlem yapamazsın, hata verir. Bu yüzden ID, tanı,
genişlik vesaire gibi bir sürü farklı farklı veri ayırmışlar. Yan taraflarında mesela null olup olmadığını yazıyor. Hiç null veri yok dönmemiş. Sağ tarafta D-type, yani data type, veri tipi. Mesela ID, sayı, integer 64. Object, şimdi string olduğundan dolayı, aslında string olduğundan dolayı, bir nesne olduğundan dolayı object döndü. Float 64. Küsuratlı oldukları için float 64 döndürdü. Ne diyor ki? 142.4 küsur bir kilobayt hafıza kullanıyorsun bunun için. Ayrıca şöyle denetimli öğrenmeyi kullanmamız için de bir modülün, pardon bir saniye. Model seçim yapacağımız için model selection'a ekliyorum. Diyorum ki eğitimdekini ve testtekini ayır. Split. Bir açılıştıralım. Fark olacağından değil ama el alışkanlığı. Sonra diyorum ki mesela bunun üzerine bir çalışma yapacağım ya. Tanı üzerinden gidelim. Ve kişi üzerinden ID, yani kimlik üzerinden gidelim. Hemen bir alt başlık açıyorum ve diyorum ki eşittir. Tanıyı kullanacağım. Ya da A diyelim ya da E diyelim. Hiç olmaz. Kanserdeki, yani kanser nesnesindeki tanıyı kullanalım. Bir saniye. Şöyle parantez atamadım. Tanıyı al. Şimdi y eksenine diyorum ki tanıyı yaz. Bir saniye, şu tag'i almayı unutmuşuz. Bu string verileri kullanırken ya da buradan bir veri belirtirken işte sonuçta bunlar string değerler. Mesela id yazarken tırnak işareti koydum. Bunu unutmuşum değil mi? Bu da önemli bir durum. Diyorum ki kanser.drop, yani kanser tanı ve ID'lerin olduğu satırları birinci aksa koyuyorum. Çalıştıralım. Sonra yeni başlık açıyorum ve diyorum ki x eğitim virgül x test saniye. Şimdi buradaki x'ler bizim burada belirttiğimiz üzere aslında x'leri de belirttim bakalım. Eğitim verisi bizim verdiklerimiz x'ler. Y de bunun çıktıları. Bir örnek üzerinde gösterebilir miyiz bakalım bir. Daha iyi bir örnek bulamadım da. X bizim verdiklerimiz. Y X train eğitim için kullandığımız veri. X test de aslında onun ne kadar başarılı olup olmadığını gösteren bir değer.
Virgül unutmuşuz bir yerde. Nerede unutmuşuz? Burada şey unutmuşuz. Tamamdır. Kodu ayıralım hemen. Şimdi bir ağaç oluşturmasını istiyorum ve diyorum ki sen decision tree classifier ol. Otomatik gelecek mi? Gelmedi. Geldi şimdi. Ve diyorum ki sonuçta arkada bir model dönecek. Bir ağaç oluşacak, bir şey oluşacak. Bunu sığdır. Mesela bir tipimiz de örnek olarak aslında ama machine learning it's underfit overfit. Diyoruz ki bir görsel oluştur ve sığdır aslında. Bu arada hazır açmışken underfit, overfit kavramına denelim. Mesela çok eğitiyoruz, oldukça fazla eğitiyoruz. Hiçbir ayrım yapamıyor. Yani bir çizgiyi ayırmış mesela şurada. Ama düzgün ayıramamış, ortasında olanına var, tam üstüne denk getirdikleri var. Overfit var bir de, çok fazla öğrenmiş, aşırı öğrenmiş. Çok öğrendiğinden dolayı sürekli zikzak zikzak gitmiş. Bu da yine çok oldukça verimli sonuç elde etmez. İsminden de anlaşılacağı üzere en verimlisi ve en dengelisi balanced, yani dengeli. Bir ayrımda bulunmuş. Mesela bu çok bir ayrımda bulunmuyor. Aynı görsel, aynı verim. Burada altta, şurada 3 tane kalmış. Burada 4 tane kalmış. Yani burada 2 tane kalmış. 3 tane kalmış. Çok bir verim değil. Burada gösterdiği veri, burada altta gösteriyor. Burada gösterdiği veri başka yerde gösteriyor. İyi bir kümelenme yapamıyor. Mesela kız erkek oranı var. Üstteki taraf mesela diyelim erkek olsun, alt taraf kız olsun. Yani burada erkek saydığı kişiyi, burada kız sayıyor, burada da kız sayıyor. Demek ki bu kişi gerçekten kız diyebilir balanslıysa. Burada mesela kızı erkek saymış. Bir hata var. Biz de bu fit komutuyla modeli, ağacı öyle bir eğit diyoruz ki, yani öyle bir eğit ki sen bunu ayır, kümele. Böyle fitleme aslında böyle bir işlem. Bir, iki şey arasında güzel bir çizgi çekmek aslında. Diyorum ki model çiftir. Tree dedik ya üstte. Decision tree sınıflandırmasını kullanacaktım. O yüzden tree'yi atadım. Ağaç. Bunu ağaç diyebiliriz. Çok bir şey fark etmez. Diyorum ki ağaç nokta. Yani iyi fit. X eğitim ve Y eğitim verilerini sığdır. Ayır. X train. Train. Çalıştıralım. Sonra bu arkada bu işlem gerçekleşti. Belli bir şekilde bir ayırma işlemi yaptık. Burada CSV dosyasında bunu ayarlayan kişi aslında şöyle bir yol izlemiş. Mesela 100 veri var. İşte 6 tanesi hasta değil. 6, 94 tanesi hasta. 90 tanesi hasta, 10 tanesi hasta değil. X-train ve Y-train'i de aslında bu işlemleri yaparak bir X verisiyle Y verisini eğitiyoruz. Gördüğünüz gibi X-train, Y-train. Sonra da elimizdeki veriler test'e tabi tutuyoruz. Sonra bu öğrendi mesela. Breast Cancer CSV'deki her şeyi öğrendi. Çok güzel öğrendi. Modelimizi eğittik. Model nokta score. Neye bakalım? X test. Şimdi eğittim ben bunu.
Sıkıntı yok. Modelimizi eğittik. Eğitim verisiyle. Bakalım bir test yapalım. Hani ne kadar tutarlı. Bunlarla bir kıyaslamasını yapalım. 93.8. A'da gider. Bunu öyle güzel eğitebiliriz ki oldukça süper bir optimizasyonla belki de 95 veri vardı. Bu arada bunu başarı ördüm mesela. 1 olsaydı %100 hepsini ayırıyor. Süper. Bizimki yaklaşık %93 diyelim biz yine de. %93 bir başarı payı var. %7'sini kaçırmış. Yani 100 kişi de 7 kişi. Aslında oldukça iyi bir rakam mı, kötü rakam mı çok bilemiyorum çünkü. İyi bir rakam diyebiliriz aslında. Çünkü örneğin bir aile sağlığı merkezinde çalışan bir doktor. Evet, kanser verisine bakması da yine de önüne gelecek başka veriler var. Haftada 100 kişiye bir kişi bakarken zorlanabiliyorken belki de adam haftada 200 kişiye çok rahat bir şekilde bakabilecek bir bilgisayarın başından aldığı verilerle. Şimdi dedik ki bir saniye bir su içeceğim. Şimdi modelimiz %93.8 oranında trey metes tutuyor. Okey. Hiç sorun yok. Hemen bir satır daha açıyorum ve diyorum ki abi sen tahmin et. Evet. Aranızdaki veriler uyuşuyor. Okey. Güzel. Ama ben örneğin 84 840 302 no'lu hastaya bakacağım. Mesela PIN ID'si 0. satırdaki hastaya bakacağım. İndeks 0 olan hastaya bakacağım. Tam sen tahmin ediyorsun okey ama doğru mu yanlış ben bilmiyorum bunu. Tahmin. Yani bir model de gelmiş olabilir. Parantez atmamız gerekecek. Bir saniye. Bunu biraz daha sonra halledeceğim. Biraz kafam durgun da. Mesela kanserdeki bir hastaya bakalım. Örneğin 15. satırda hastaya bakalım. Hemen bir liste alıyoruz. Çünkü veriler dönecek önümüze. Listedik. Listemizi aldık. Kanser demiştik. Kanser.ilog. Kalı parantez. 20 diyelim. 21 diyelim. Bize veriler döndü. O kişinin işte ölçekleri. Ben bu iki ID'yi almak istemiyorum. Örneğin sadece geri kalan şeyler alacağım. Şu verilerle bir çalışmak istiyorum. 21. hasta için ya da 22. ID 0'dan başlatıyor. A eşittir. Biz kanser nokta ilok dedim. Yukarı kaydırabiliyor muyduk burada? Yok kaydırabiliyoruz şuradan. Şimdi hemen model nokta predictimizi hazır tutalım. Birazdan tahmin ettireceğiz. Hastada bir şey var mı yok mu? Aşağı kaydıralım seni de. Şimdi A var. Ben A1 diyeyim. Bu iki kısmı istemiyorum. Bir slash işlemi gerçekleştireceğim. Şu kısmı alacağım. Diyorum ki B eşittir ya da A1 eşittir. A'ydı bunun ismi.
Hemen bir slice'ımızı atalım. Şimdi. Sıfırıncı, bu birinci, bu ikinci. Geri kalanını alalım bu işlemde. Çünkü ne için? Mesela texture var, perimeter var. Bu ilk ikisi çok, ilk üçü çok şeyler değiller. Yani en azından meme kanseriyle alakalı bildiğim kadarıyla bunlar çok şeyler değiller ama bu kısımdaki verilerle makine öğreniyor ve genellikle terim yapıyor. Çünkü mesela ID ile hani birinci hastaya hastanın birinci kişi olması da 15. kişi olması onun meme kanseri olup olmadığını belirlenmez. O yüzden gereksiz kısımları almak istemiyoruz ekstra olarak. Tamam sen A1 niye trace aldık? A listeydi. A işte tanımlı burada. Çalış. Çalışmadığı için oldu büyük ihtimalle. Tamamdır, sorun yokmuş. Gözümüzden kaçmış. Tamam. 21. hastaydı sanırım. 21. hastanın bu 3 verisiyle ilgilenmiyoruz. Geri kalan texture ve benzeri verilerle ilgileneceğiz ve modelimize bu verilere göre tahmin yaptıracağız. A hastası için. Tekrar diyorum ki model predict. Tahmin yapsam bakalım. Geldim bir saniye. Şimdi model noktası predict. B hastası hakkında sen bize bilgi ver. Bu hastanın neyi var? Çalıştıralım. Kenan Hoca'dan çalışmayan var. Aa, pardon bir saniye. Şey almadık. Parametre vermeyi unutmuşuz. Diyor ki bu hastanın tipi B. Bakalım B neymiş. Yıldan bakalım. M ya da B olduğunu söyledi bize. Yani iki ihtimal var. B'nin. Ha. B'nin ne demek? Ona da bakalım hemen. Ama hastalık yok sanırım. O anlama geliyordu. İnter iyi öyle evet. Tümörün zararlı da iyi olduğunu bulduk. 21. hasta çok sağlıklı. İyi durumda. B. Yani bir sıkıntısı yok. Hasta güvende iyi huylu bir tümörü var. 25. hastaya bakalım. Tekrar çalıştıralım. Bak bununki 25. hasta, 26. hasta hatta 0 indeks. Kötü huylu bir tümöre sahip. Şimdi bir anda yaptığım için anlamamış olabilirsiniz. O yüzden bir tekrar geçeceğim. Gerekli kütüphaneleri ve araçları ekledim. PANDAS'la gördüğünüz çerçeve işlerini yaptık. NumPy'yi nerede kullandık? NumPy'in de fonksiyonlarını kullanmış olmamız lazım. NumPy kullanmamış da olabiliriz. Sadece PANDAS kullandık. Evet. PANDAS ve scikit-learn kullandık. Scikit-learn'den karar araçlarını kullanmak için scikit-learn.tree yazdık. Yani scikit-learn'deki tree'nin modellerini getir. Sonra kanser adlı bir değişken yazdım. Çünkü kanser.head, kanser.tail ve benzeri bir şey kullanıp
kanser verilerini okumak istiyorum. Kanser verilerini okudum dostum. Zaten TX'de de okuyabilirdim ben. Bir veri okudum. Bunu kanser de demek istedim. Başka bir şey de diyebilirsiniz. Ben daha anlaşılır olması için kanser dedim. Sonra PDCSV dedim. Yani meme kanseriyle alakalı veriyi oku. Okudu, sorun yok. Buna kaydetti kanseri. Tam veriyi okudu ama ben göremiyorum sonuçta burada. Kanser nokta head dedik. Yani ilk 5'i getir. Evet, başlık 5. Baş. 2 de diyebilirdik. Ya yani bunun head 1 ya da 2 dememizin çok önemi yok. Ben sadece ne geldiğini merak ediyorum. Burada bir şeyler dönecek. Burada 1000 satır bir veri de olabilirdi. Mesela ben ona göre bir karar alırdım. Hadi 3 diyelim bu sefer de. İlk 3 satırı getiriyor. Sonra kanser.info dedim. Böyle tek tek bakmak yorucu aslında. Yani böyle kaydırıyoruz. Bir sürü şey var. Onun yerine info demek, yani information almak bu dosya hakkında kanser.info diyerek. Kanser veri setini okumak aslında böyle. Mesela satırlarda diyor ID yazıyor diyor. Sütunlarda diyor ID var, tanı var ve benzeri bir sürü şey yazıyor. Ve diyor ki bunun diyor, veri tipi integer 64, bunun float 64, bunun nesne. Biz buna göre işlemler yapıyoruz. Sonra dedim ki ben bunu iki parçaya bölmek istiyorum. Tanıyı al. Tanıyı ve ID'yi al. Ve bunu birinci aksese koy. Sonra dedim ki X layit X'in testini al. Y layit Y'nin testini al. Ve train ve testi ayır. Ondan sonra decision tree classifier'ı ağaca işledim ki yani decision tree kullanmak istiyorum. Örneğin XGBoost classifier diye bir ayrı bir algoritma. Orada kullanmak isteseydim onun ismini yazardım. Ağaç dedik işte kullanmak için. Başka bir şey diyebilirdik. Yani bu tamamen size kalmış. Buna B de diyebilirdiniz. A, B, C de diyebilirdiniz. Çok bir önemi yok. Tabii kodun okunabilirliği açısından önemi var aslında ama bu niye değişebiliyor? Çok önemli değil o yüzden. Sonra model dedim. Yine farklı bir şey diyebilirdiniz. Şimdi buraya kadar aslında model oluşturma öğrendik. Bir model oluşturduk. Decision Tree Classifier kullandım ben. Tamam, bir şeyler yapıldı bundan öncesinde. Sen bu ağaca koy abi onları, yapılan şeyleri. Ve bunları eğit, fitle bir yerlere sığdır. Uygun hale getir aslında. Diyelim ki X eğitimi koy. Y eğitimi koy. Tam model oluştu. X eğitim verilerini aldı, Y eğitim verilerini aldı. Kalıbına uydurdu. Ondan sonra model.score. Dediğim gibi çok önemli yok. A, B, C, D diyebilirdik. Daha anlaşılır olması açısından ağaç ve model değirdim ben. Model.score. Ne kadar X test ve Y testin ne kadar tutarlı olduğunu görmek istiyorum ben burada. İşte 938 gene aynı geldi. Zaten demek ki o ederi bu kadar oluşturduğumuz modelle. Yani mesela başka bir şey kullanmak isteseydim ben burada. Hazır bir algoritma kullanmak isteseydim onun ismini yazardım. Ağaç eşitlerdim. Tamam, ağaçta ABC algoritması kullanılacak. Sallıyorum şimdi. Sonra modeli oluşturacağız burada. Hani bir eğitim verileri vardı sonuçta. X train ve Y train'i decision tree'ye veriyoruz aslında. O ayırıyor kendi içinde. Ağaçları var, şeyleri var. Tamam, burada okeyiz. Buraya kadar geldik. Oluşan bir şey var. X'te bir şey var. Bunu test ediyoruz burada. Y'de bir şey var. Bunu test ediyoruz burada. Diyor ki 93.8 oranında bir tutarlılığın var senin. %93.8 oranında bir tutarlılığın var senin. Sonra şimdi bu hastanın verileri sonuçta ayrı ayrı bir liste. Yani tek başına bir tane veri gelmeyecek sonuçta. Bir sürü veri gelecek. Ben diyorum ki A eşittir liste kanser.ilog. Tabii eğitim süresi yeterli olsaydı aslında bu pandasite, numpy-hide fonksiyonları anlatabilseydik daha güzel oturabileceğini düşünüyorum. Burada ilog'da diyorum ki sen sıfırdan başla 600 tane veri varsa getir mesela 55'i.
66'ya geçirsin. Yani 0'dan 67'ye kadar bir 0'dan 67'ye değil, 0'dan 600'lere kadar bir aralığımız var. İndeks 0'dan başlıyor. Ben 67. hastaya getirdim. Sonra dedim ki sadece işime yarayacak kısımları getireyim. Şuradan sonrasını alayım. Pardon. Yani bunlardan aşağılmışım burada. Şimdi yoruma takıldı. ID kimliği tanısı. Gerisini getir. Gerisini ve değerlerine bak. Sayısal değerlerine bak. Bunlara göre bir uydur, sığdır. Uydurmak aslında. Bir tabloya uydur. Ne dedim? Mesela A dedik. Bunu A1 de diyebilirdik. A'da bir değişiklikler yapacağız. Sayısal değişiklikler yapacağız. İstemiyorum ben şeyde diğerlerinin gelmesini. ID gelmesin. ID benim işime yaramaz. Çünkü ID eklersem bu sonuçta ID'nin ne olduğunu bilmiyor. Veri setindeki verilerin doğruluğunda da aslında bir olumsuzluk oluşturabilir. Veri setini Türkçesini aklıma getiremedim. Sabote edebilir. Diyebiliriz. 67. hastanın sen bana bilgilerini ver. Listeye al. Aha buna koy. A'ya koy. Sonra istemediğim aralıktakileri göndermek istiyordum. Dedim ki sadece 2 ve sonrası kalsın. Gerisi gitsin. Hay hay. Başka bir isimde bir veri oluşturdum. Çünkü sonuçta elimde bir liste var. Belli bir kısmı ayırıyorum. Belli bir kısmı alıyorum. Belli bir kısmı gönderiyorum. Aldıklarımı başka bir veriye kullanmak istedim. Çünkü direkt A'ya kullanamazdık bunu. Başka bir isimle verebilirdik. A eşittir liste bilmem ne. İstediklerimi aldım. A1'e koydum. Ve dedim ki bu A1'i de sen tahmin et. Yani 67. hastanın işte genişliğine bak, çapına bak, bölgelerine bak, dokularına bak. Bu hasta sağlıklı mı değil mi bak. Hani bir yerde sıkıntı oldu. Bunları çalıştırmadık o yüzden. Dedi ki 67. hastada maalesef malicious yani kötü huylu bir tümöre sahip. Bildiğim kadarıyla meme kanseri üzerine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi oldukça fazla çalışıyor. Hatta şöyle yapıyorlar mesela ekonomik nedenlerden ötürü herkes şeye ulaşamıyor. Tomografi cihazlarına işte çok pahalı teşhis yapabilen cihazlar ulaşamıyor. Ki ulaşsa bile devlet hastanelerinde sıra bulması zor. Doktor incelemesi lazım. Ücretler pahalı. Makinenin kendisi pahalı. Ve benzeri ve benzeri. Bunun yerine mamografi adında bir aman bakalım hatta. Mamografi. Mamografi böyle bir cihazmış. Mamografi cihazını alıyor. Pardon. Mamografiden bir görüntü alınıyor. Hatta bir resim mamografi diye bakalım. Bak mesela bir resim işte göğsü işte görüntüsünü alma ve bildirmenin bir resetiymiş. Tabii daha çok derin öğrenmeye çalışıyor bu konseptler üzerinde ama şöyle yapılabilir. Mesela bu şekildeki bir veri seti olsaydı, mesela böyle bir fikriniz var, böyle bir model geliştirdiniz. Diyorsunuz ki ben bunu ticari bir şeye çevirmek istiyorum. Abi koy mamografiden bir görsel alın diye mesela. Elinde mamografinin veri seti var. Bunu şöyle kullanabilirsiniz. Mesela tomografi çok pahalı. Mamografi oldukça ucuz bir şey. Yaklaşık sanırım 50-60 lira bir gideri var galiba bir kişiye. Belki tomografinin var 1000 lira 2000 lira. Aradaki fark devasa. Devlet de bu yüzden şöyle çalışıyor bunun üzerinde. Mamografinin veri setlerini oluşturuyor, hastanelerle anlaşıyorlar. Ve makine öğrenmesi, derin öğrenme modellerini kullanıyorlar. Derin öğrenmeyle deminki görseller vardı. Tekrar açacağım bir saniye.
Bu görseller üzerinde verileri çıkartıyorlar. Mesela damarlaşma var, lejyonlaşma. Mesela bu hastalıklı. Zaten tipinden de belli oluyor az çok. Ama tamam, bu hastalıklı evet. Görünce anlaşılabilir ultrasondan, mamografiden, ama belki ön aşamada ilk evrede tespitini yapacaksın. Belki bir kişinin hayatını kurtarabileceksin. Daha milimetrik erken teşhis amaçlı güdüler bu yüzden. Devlet anlaşıyor bazı hastanelerle, devlet hastaneleriyle. Ve veri setlerini alıyor. O hastaların verilerini, görüntülerini vesaire. Sonra derin öğrenmeyle bunları makine öğrenmesi modellerinde çalışabilecek hale getiriyor. Bu görüntüleri aldı. Mesela bakın. Bunlar işte zararlı lezyonlarmış. Bunları derin öğrenmeyle alıyor. Makine öğrenmesinde çalışabilecek hale getiriyor. Mesela düz derin öğrenmeden çıkmış RAW hiç el değmemiş haliyle belki de %50 doğruluk olan yakalanabilecekken herhangi bir şeyle. Makine öğrenmesiyle üzerinde çalışıyorlar ve ekstra mesela derin öz nitelik çıkarımı deniyor aslında buna. Bir şeyin niteliğini çıkartıyorlar. Ve bu çıkardıkları niteliği makine öğrenmesi modelleriyle %90'lara, %95'le mesela örneğin %93.8 oranında bir başarı yakaladık birkaç satır kod yazarak. Oldukça basit kodlar yazarak. Bunu oldukça büyük çaplarla getirmeye çalışıyorlar ki hem maddi destek sağlansın, bir tasarruf sağlansın, hem erken teşhis olsun, çünkü mesela 10 dakikada olan bir şey şu süreç. 10 dakikada, 20 dakikada olabilen bir süreçken ekstra tomografi cihazları ve benzeri cihazlar 2 saat 3 saatten aşağı olamıyor. Yer bulamıyorsunuz, sıra oluyor. Adam bir hafta sonra yatıyor, 2 hafta sonra yatıyor. Bunlar aslında çok kritik süreçler. Kime ne olacağı, nasıl hastalığın ilerleyeceği belli olmuyor. Belki de bir gün erken aksiyon alınsa bir kişinin hayatı kurtarılabilecek. Yani kısaca büyük çaplı araştırma kuruluşları makine öğrenmesini sağlıkta oldukça fazla kullanıyor. Hatta herkes kullanıyor. Mesela sunum başında bahsettiğim bir arkadaşım vardı. Yine anlattığım denetim öğrenme örneklerini kullanarak, decision tree örneklerini kullanarak bebeklerin ağlamasını analiz eden bir veri seti kullanıyor. Hatta Google Scholar'da da olması lazım benzer çalışmalar. Bebeklerin ağlamalarını analiz ediyor ve diyor ki bebek acıktı ağlıyor, bebek susadı ağlıyor, susar mı bilmiyorum, süt istiyor ağlıyor. O da gene acıkma girer gerçi. Bebeğin gazı var ağlıyor, bebeğin uykusu var ağlıyor ve benzeri. Tabii bunlar %100 gerçeklik sağlamıyor olabilir, ben çok bilmiyorum arkada nasıl neler dönüyor ama. Yani bir şeye göre ayrımlar yapıyor ve denetimli öğrenmeyle diyor ki çocuğun ağlamasını ayırmışlar bir şekilde. Bir mobil uygulama geliştiriyorlar. Bir mobil uygulama $150,000 şeklinde bir miktarında bir yatırım oluyor ve daha mesela piyasada yok. Sadece fikir aşamasında oluyor. İşte ses kaydını alıyorsunuz. Arkada eğitilmiş bir veri seti var. Çocukların ağlamalarının neden kaynaklandığını bildikleri. Bir modelleri eğitiyorlar yine bu şekilde olduğu gibi. Tabii biz 20 dakikalık bir sürede bu kadar ileri gidebildik. Veri setlerini de eğitmelerini yapıyorlar. Ondan sonra ses kaydını alıyor örneğin. Diyor ki bebek ağlıyor mesela. Annesi açıyor ses kaydını. Çocuğun ağlamasını ses kaydını alıyor. Diyor ki çocuğun gazı var. Mesela altta da şey yazıyor. İşte bebeğin gazını şöyle al, böyle al. Şöyle sağlıklı olur. İşte karnın okşa ve benzeri gibi. Karşı aksiyon alınabiliyor. Son zamanlarda yapay zeka oldukça bir aslında tren gibi. Treni kaçırmamak lazım arkadaşlar. Çok büyük firmaların, çok büyük yatırımcıların gözleri yapay zeka projelerinde. Yapay zeka ile yapılabilecek şeylerde. Devletlerin de gözleri aslında yapay zeka ile yapılabilecek projelerde. Dediğim gibi Dijital Dönüşüm Ofisi Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir kurum. Cumhurbaşkanlığı'da çalışıyorlar ve mesela bu mamografide derin öz nitelik çıkarımıyla aslında bizim yaptığımıza benzer kodlar yazarak hastanelerde doktorlara bildirim gönderiyorlar. Diyorlar ki mesela
67. hastaya bak. M, malicious. Ne der bunu? Hasta der. İyi huylu der ve benzeri bir şey der. Doktor gidiyor bakıyor diyor ki 67'de gerçekten bir şey olabilir mi? Ki mesela doktorun bir hastası var. Sen böyle 50'ye düşürüyorsun belki de. 60'a düşürüyorsun. Verimliliği de arttırıyor aslında bir yandan bakınca. Doktor öyle şey bakıyor diyor ki doktora bildirim gidiyor. Malicious. Zararlı olabilir. Zararlı olabilir diye bildirim gidiyor. Doktor hastayı çağırıyor. Ya da görüşme ayarlıyorlar bir şekilde. Randevuya geliyor. İnceliyor gerçekten var mı yok mu? Çok tutarlı olmasalar da ya fark ettiğiniz üzere aslında %93.8 oldukça büyük başarı oranı. Yani 1 milyon veride mesela evet kaçırdıkları var ama kurtardıklarının sayısı daha fazla. Bir kişinin bile hayatını ekstra olarak kurtarabilse oldukça büyük kar. Çünkü yani şöyle düşünmemek lazım aslında. Hastaneye başvuran 100 kişi var. 100'ü de incelemeden geçiyor. %94'ü çok net bir şekilde diyor ki bu adam hasta. Sen erken alalım. Yani süreci aslında diğer tüm 100 hasta için hızlandırıyor aslında. Yani diğer belirleyemediğimiz hastaları da aslında doktora bir şekilde muayene ediyor. O yüzden bir sıkıntısı yok. Sadece süreci çok oldukça fazla hızlandırıyor ve maliyeti azaltıyor. Tabii üzerine ekstra eklemeler, çıkarmalar yapılabilir. Oldukça güzel bir model eğitebiliriz. Başka algoritmalar kullanabiliriz. Mesela %93.8 olmaz da %99 olur. Bunun Kaggle'da örneği vardır büyük ihtimalle. Bakalım hatta. Mesela 140 kişi burada yazdığı kodu paylaşmış. Mesela tutarlılığı %98 diyor. Ekstra kütüphaneler eklemiş, başka şeyler kullanmış. Mesela biz Decision Tree kullandık. Bu Random Forest kullanmış. Lojistik regresyon kullanmış. Verileri okumuş. Bizim yaptığımız işlemlerin birebir aynısını yapmış aslında. İşte sıcaklık haritası çıkarmış. Görsel elde etmek için. Ve mesela demiş ki işte KNN Classifier %98.2 oranında bir tutarlılık yakalıyor. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Anıl, çok teşekkür ederiz. Uygulaman içinde anlattıkların için de ağzına sağlık. Gerçekten güzel bir konuşma oldu. Bugünlük oturumumuzla beraber, Anıl'la beraber kapatmış bulunmaktayız. Yarın 7'de tekrar ikinci gün oturumuyla karşınızda olacağız.